Seçim Kurulu resmi seçim sonuçlarını açıkladı. Resmi gazetede yayımlandı ya da eli kulağındadır. Kronolojik sırayla gidersek eğer yeni parlamento ve ardından da yeni hükümet ama gerçek anlamıyla yeni sistem, başkanlık sisteminin başlangıç takvimi belli oldu. Cumhurbaşkanı 9 Temmuz'da yemin edecek. Yani 9 Temmuz'da başkanlık sistemi başlıyor. Araya bir de 9 Eylül gündeme getiriliverdi. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 9 Eylül'de yeni bir kampanya başlatacağını açıklaması, o gün olursa eğer olağanüstü kurultayın yapılması olasılığını gündeme getirdi. 9 Temmuz ve 9 Eylül. 9 Temmuz kesin, 9 Eylül belli değil ama gündemde. Belirsizlik siyasetin bu gündem maddesini biraz daha lezzetli, ilgi çekici yapıyor olabilir. İyi akşamlar, Yakın Plan'a hoş geldiniz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkan ve yönetim değişimi esintisinin rüzgara dönüşüp dönüşmeyeceğini, çeşitli boyutlarıyla 9 Temmuz'da yürürlüğe girecek başkanlık sistemini, meclisteki yeni dönemin ipuçlarını, Cumhurbaşkanı ile yasama arasındaki olası ilişkileri, aritmetiği göz önüne alarak ve seçim sonuçlarının satır arası verilerini ele alacağız bu akşam. Konuklarımız gazeteci yazar Nuh Albayrak, araştırmacı Bekir Ağırdır ve Ankara'da akademisyen Mehmet Şahin. Cumhuriyet Halk Partisi başlıklı gündemden başlarsak, editoryal olarak bunu seçtik. Dediğimiz gibi biraz belirsizlik var, o yüzden ilgi çekici görünüyor. Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile buluştukları eşli yemekte kurultayı topla, genel başkanlığı bırak önerisi yaptı. Sonra çıkıp bunu açıkladı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultayı toplama olasılığına karşı... Ki öyle görünüyor, ben imza toplamayacağım, örgüt çözer dedi. Nitekim ertesi gün, yani bugün çeşitli illerden ya kurultay çağrısı geliyor ya da imza toplandığı haberleri veriliyor. Kurultay görünmekte mi diye soruyu ortaya atıp konuklarımızla başlayabiliriz. Bekir Bey ne diyor acaba? Görünüyor mu bir kurultay? İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ya... Sen lezzet dedin, ben şehvet diyorum. Tam uygun oldum. Haberciler arasında da öyle söylenir, evet. De siz yani açık ettiniz. Yani tabii şöyle bir mesele var. Şimdi bir parti düşünün ki kendi oyu 22,5, Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiği insanda 31 almış. Bu bile kendi başına parti içinde bir tartışma üretir. Evet. Kaldı ki buradaki Cumhurbaşkanı adayı bir de bir önceki kurultayda genel başkanlık adayınız. Bu tartışma kaçınılmaz olarak üretir. Bir de bunun tarihsel perspektiften baktığımız zaman, CHP'nin kurultay alışkanlıklarından, yönetim probleminden baktığınız zaman veya daha özelden son 10 yıldır neredeyse ya da belki de daha uzun bir süre gözlenen CHP'deki damar tıkanıklığını, yani yeni fikirlerden ve insanlardan beslenip beslenememek problematiğiyle ya da örgütsel dönüşüm, değişim ihtiyacı veya bu ihtiyacı ne kadar başarıp başaramadığı yerine getirip getiremediğiyle bakarsanız bu tartışma kaçınılmaz bir kere. Yani suni bir tartışma değil, reel bir tartışmadır bu. Şimdi burada Muharrem Bey'in böyle bir talepte bulunması hakkıdır. Yani burada da bir mesele yok ama... Yani talepte bulunmuyor. Evet ama yani bu kısmı anlaşılır bir şey. Mesele burada yani CHP'lilerin ve CHP üyelerinin ve örgüt sorumluluğu taşıyan yöneticilerinin şunu tartışması lazım bence. İhtiyaçları sadece bir kişi, isim, makamı dolduran kişinin kim olduğu meselesi midir? Yoksa zihniyet, örgüt... Sel değişim, yapısal değişim dahil, siyaset tarzı da dahil, hatta programatik değişiklikler de dahil, daha bütüncül bir değişim midir? Ben şahsi fikrim CHP'nin daha bütüncül bir değişime ihtiyacı olduğudur. Yani hem genel başkanının, hem yönetim kadrolarının, hem üyelerinin, hem programatik belgelerinin, hem de siyaset tarzının, dilinin, üslubunun daha kökten değişmesi gerektiği gibi bir kanaate sahibim. Niçin?
Çünkü eğer ülkede sadece seçim kaybetmek üzerinden söylemiyorum ki son 4 senede bile 6 kere sandığa gidilmiş. Her seferinde işte 22-25 bantına sıkışmışsınız. Karşınızdaki iktidar partisi de her seferinde 50'ler mertebesinde oy alıyorsa ve ülkenin de bu kadar beka sorunu da dahil, ekonomik meseleleri de dahil, siyasi mesele dahil bu kadar da kritik meseleleriniz varken hala toplumun gözünde de iktidara alternatif görülemiyorsanız zaten her partinin sadece CHP'nin değil diğerleri de dahil hepsinin bir kendini bu anlamda sorgulaması gerekir. Dolayısıyla CHP'nin meselesi biraz daha köklü bir değişim. Buradan bakınca ben henüz ne Kemal Bey'in ne de Muharrem Bey'in böyle bir bütüncül programlarına dair de bir ipucu edinmedim henüz. Dolayısıyla iş yeniden bir kişisel gerilim üzerinden yürüyor. Dolayısıyla bu CHP'nin ihtiyacı olan heyecanı üretebilir. Medyanın ihtiyacı olan bu tartışma lezzeti ortamını üretebilir. Ama ülkenin ihtiyacı olan muhalefetteki değişimi üretir mi? O kısmından kuşkuluyum açıkçası. Ama evet şu anlaşılıyor ki 9 Eylül'de mi olur bilmem. Ama Muharrem Bey'in söylemlerinden, taktiğinden anlaşılıyor ki örgütün talebiyle bir kurultay toplanmasını örgütlemeye çabalıyor. Çünkü yönetim ya da Kemal Bey ve CHP üst yönetimi kendi iradeleriyle bir kurultaya getirmeyeceğini ilan etti seçimin hemen ertesi gününden itibaren. Dolayısıyla uzun bir süre kamuoyunda bunu tartışacağız. İşte 680 imza, 700 imza neyse o hani 630 gereği olan civarında. Evet. O oldu mu olmadı mı tartışacağız. Sonra kurultayda ne olduğu tartışacağız ama ben her iki adayda ya da şimdiki genel başkan veya talip olan da dahil eğer sadece bu iki oy farkı üzerinden veya sadece münazaracılık dilleri ve maharetleri üzerinden tartışacaklarsa buradan CHP bir yarar görmüyorum doğrusunu isterseniz. Ama gerçekten bütüncül bir değişimi arzulayanlığı varsa ve böyle bir program koyarsa da CHP örgütünün de üyelerinin de canı gönülden hemen 9 Eylül bile beklemeden buna var diyeceğini düşünüyorum. Ve somut bir örneğim var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul İl Başkanlığı seçimini anımsayın. Bu tür hani Nuh Bey de bilir. Bu tür partilerde hani bizdeki parti yapısının doğası gereği böyle merkeziyetçi partide bütün ilçe delegeleri, ilçelerde yapılmış kongreler ve il yönetimini belirleyecek delegeler merkezin kontrolü dışında olamaz. Ve öyleyken yani merkezin kontrolünde yapılmış ilçe kongrelerinde gelmiş 750 delege neyse tam sayı yanlış söylüyor olabilirim. Bir yeni aday çıktı, bir kadın aday çıktı ve 5 günün içinde o delegelerin yarısı yeniye ve değişimden yanaya oy verdi. Çünkü başarıya ihtiyaçları var. Genel merkezde çok müdahil olmadı. Evet ama yine de şu yani umutlanmaya ihtiyaçları var. O bir dakika demedi yani. Hayır ama her partinin siz de herhangi bir örgüt üyesi olsanız başarıya ihtiyacınız var, iktidara uzanmaya ihtiyacınız var yerelde veya ulusalda ve partinizi bunu temsil edecek ya da sizi başarıya götürecek insanlarla yürümek istersiniz. Kimin adamı olursanız olun. Ve CHP'nin ve CHP kitlesinin hem örgütsel olarak hem de seçmen profili olarak gerçekten hem başarıya hem umutlanmaya ihtiyacı var. Dolayısıyla bu umutlanma ihtiyacını kimin karşılayacağından bakmamız lazım meseleye. O nedenle kurultayın kaçınılmaz olduğunu sanıyorum ama ne gün olur onu bilemem. Gerçek ihtiyacı da CHP'nin sadece kişiyi değiştirmek midir, başka bir şey midir? Altını çizmeye çalıştığım kısmı evet, da o. Gerçi CHP'nin de kendi içinde bir kültürü var. O yüzden tam net kestiremiyoruz ama yani İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın çıkışı ki ilçeler genel merkezci onu biliyoruz. Yani CHP'nin... Ama yine de ilginçti. Yani bu tartışma sürecek ve kaçınılmaz olarak yani bu bir dip dalga gibi. Yani CHP'nin kendi içinde kendi dip dalgası olarak kaçınılmaz olarak bu kurultay olur. O kurultayın sonunda ne olur o kısmını bilemem. Yani ama olur. Mesele gerçekten ülkemizin toplumsal olarak, siyasi olarak, ekonomik olarak çok daha temel meseleleri var. Ve ülkenin hem o benim üç Türkiye söylemimden söylersek ülkenin üçte biri olan sekülerlerin gözünün baktığı CHP'nin hem de ülkenin bütün meselelerine daha müdahil olmaya çalışması gereken bir muhalefet partisi olarak CHP'nin gerçekten bir değişime ihtiyacı var. Bugünkü pozisyonu, dili, hali, tavrı, örgütsel yapısıyla sürdüremez. Yani sürdürememesi gerekir. İşte görüyorsunuz zaten 22,5'dan 25 bantını aşamıyor. Kritik olan mesele de budur. Bu arada hatırlatalım 9 Eylül herhalde yani herkes pek çok kişi bilir de simgesel yanı
Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhuriyet Halk Fırkası olarak kuruluşunun yıl dönümü. Onu da belirtelim. O yüzden öyle bir tarihe işaret ediyor. O da kurultayın, olası kurultayın tarihi olarak hemen akla geldi. Bilinmez ama bir böylesine bu kadar takvimlerin konuşulduğu bir dönemde böylesine bir günü de konuşuyoruz. Mehmet Bey'e geleceğim ama Nuh Bey sizden de alayım İstanbul'dan görüş olarak. Size göre görünüyor mu? Benzetmeleri var. Bekir Bey'in siyasi kolesterolü anımsatan bir damar tıkanıklığı meselesi var CHP'de. Bu çözülecekse iyi, hoş. Çözülmeyecekse bir işe yaramayacak. Bütüncül olarak partinin değişmesi gerektiğini söylüyor. Bekir Bey'in o analizini çok önemsiyorum. Onun için oradan başlayayım bir verirseniz. Gerçekten çok isabetli bir analiz bence. Tabii bu mümkün mü? Pek görünmüyor. Fakat şöyle bir şey söyleyebiliriz. Muharrem İnce'nin meydanlardaki, mitinglerdeki işte nabız tutmaya çalışması ve heyecanı keşfetmesi, o kalabalıkları daha iyi anlamaya çalışmasından kaynaklanan bir biraz daha şu ana kadar alışmış olduğumuz CHP'deki yani Kılıçdaroğlu tarzının ötesinde biraz daha bu yönde bir sorgulamaya onu zorlamış olabilir süreç. Ama dönüşümün çok zor olduğunu düşünüyorum. Ama çok önemsiyorum bunu. Bu gerçekten Türkiye için çok önemli. İklim, AK Parti siyasi için bile önemli bu hatta. AK Parti çok fazla kendisini çok rahat hissediyor bu anlamda. Çok yalnız hissediyor. Bu aslında AK Parti için, AK Parti'ne zararlı olan bir durum bu. AK Parti için demiyorum ama ben Türkiye için şunu önemsiyorum. Mevcut durum zararlı diyorsunuz. Yani. Tabii ki. Heh. Aynen. Evet. Aynen. Yani şöyle garip bir durum var. AK Parti işte aynen Bekir Bey'in dediği gibi %50'ler bandında götürüyor bu işi. Hı hı. CHP geride gene bir %50 var aslında. Yani bir blok olarak olmasa bile sonuçta AK Parti'ye evet demeyen bir ortalama bir %50 var. Bu %50'yi hedeflemek dururken AK Parti'nin pastasına göz dikiyor. Orada ne iş var, oradan oy alamaz, niye alıyor anlamında bunu söylemiyorum. Onu oradan oy almak için taklitçilik yapıyor. Yani muhafazakar taklitçiliği yapıyor. Hiçbir zaman böyle çok dominant bir şey varken, böyle bir yapı varken oradan CHP'nin ondan daha iyisini göstererek bir oy alması mümkün değil. Nekim olmadı da yani. Çok gülünç durumuna düştüler yani o tür taklitçilikle. Evet. Oysa gerçekten bir resetleme mi diyeceğiz buna, bir check-up mı diyeceğiz? Bunu yaparak partide o bahsettiğimiz kesime tekrar umut olabilecek bir konuma gelmesi gerekiyor CHP'nin. Ayrıca bu zaten hani siyasi açıdan bu belki önemli, geçerli, gerekli ama buna ilaveten gelmiş olduğum işte az önce siz girişte bahsettiniz. Yeni bir sisteme giriyoruz biz. Bunun ilk seçimi yapıldı. Hadi bu ilk seçimi biraz ben bu sürece hem seçim olarak hem bu dönem olarak biraz şey diyorum hani böyle geçiş süreci burası bu dönem. Dolayısıyla tam olarak belki yeni sistemin kodlarını biz tam olarak görmüyoruz belki bu dönemde ama bundan sonraki dönemde bunu çok net göreceğiz. Burada esas vurgulamak istediğim nokta şu. Artık gerçekten Türkiye'yi yönetmeye talip olan bir siyasi partinin böyle bir takım işte marjinal bir takım şeyler, zaaflar üzerinden politika üretmenin yerine o bahsettiğimiz %50'yi hedefleyen daha köklü, daha geniş kapsamlı, daha ileriye dönük, yıkıma değil yapıma, yapıcılığa yönelik bir yeni bir siyaset belirlemesi gerekiyor. O bakımdan bu da gerek ayrıca şeyi zorluyor yani CHP'yi. Yeni bir sürece zorluyor. Bu da onun önemli etkenlerinden birisi. CHP ve diğer bu konuda eğer işte hedef ciddi hedef olan hangi parti varsa hepsini zorlayan bir dönem. Ama bu önemli. Bu önemli. Yani HDP ile işbirliği yaparak veya işte böyle geriden gelen, geride kalan o biraz vesayet ortamını, vesayet dönemini anımsatan yöntemlerle CHP artık hedefe ulaşamaz. Bu mümkün değil. Bu alışkanlığı bırakması gerekiyor. Söylem olarak, hedef olarak, efendim işte ortaya koyduğu üslup olarak her şeyle bunu bırakması gerekiyor. Belki bu o anlamda bir fırsat olabilir. Evet. Şeye gelince, yarış meselesine, ben daha Muharrem İnce'nin adaylığın netleştiği günden itibaren bu yarışın başladığını düşünüyorum. Yani Sayın İnce her vesileyle söylüyor, ben politikayı iyi bilirim, işte bu kadar yıldan beri böyle bir tecrübem var diyor. Bu kadar tecrübeli olan, Türkiye'yi bu kadar iyi tanıyan birisinin, ki Erdoğan'ı da iyi tanıdığını söylüyor zaten,
Bu seçimden öyle çok yakın bir kendisine ait bir yönelik bir sonuç beklediği kanat ne değil. Cumhurbaşkanlığı anlamında. Bunu hep söyledi. Tabii ki söyleyecek yani bu tabii. Normal yani bu. Söylenir. Efendim hedef olarak veya rakip olarak hep Erdoğan'dan bahsetti. Ama ben sürekli olarak Erdoğan isminin arkasında hep onun rakip olarak hep Kılıçdaroğlu olduğunu düşünüyorum. Bütün bu seçim süreci boyunca. Ve motivasyonunun da aslında bu daha önce iki sefer deneyip başaramadığı seçim, başaramadığı yarış olduğunu düşünüyorum. Ve burada da bence amacına ulaştığını düşünüyorum. İki, yeni bir yani genel başkanlık daha da iddialı. Daha başlarken bir yarış. Yani ha, başlarken dikkat ederseniz üslup olarak, tarz olarak, efendim yöntem olarak hep Kılıçdaroğlu'nun eleştirilen yönlerinin aksi yönde bir takım şeyler ortaya koymuştur hep. Ve bu da ilgi görmüştür. Tabii. Taraftar bulmuştur ve karşılık bulmuştur bu da. Ne kadar onun hedefe ulaştığını bilemem. Ama netice itibariyle ben de o akşam demiştim yani bu %30 sandıkta durduğu gibi durmayacaktır diye. Şeyin de yanlış anlaşıldığını düşünüyorum. Gerek seçimden önce karşısına çıkmayacağım yönünde veya işte kurultay demeyeceğim yöndeki ifadelerinin yanlış anlaşıldığını ben düşünüyorum. Hala yanlış anlaşıldığını düşünüyorum. Yani? Şöyle, ben kurultay demeyeceğim veya imza toplamayacağım derken böyle bir yarışa girmeyeceğim anlamında demedi hiçbir zaman. Ben o yöntemle şöyle bir şey ortaya koydum ve bunu da başardığını düşünüyorum. Artık Cumhurbaşkanı adayı olmakla beraber, hele hele bir de %30 aldıktan sonra, daha önceki iki seçimdeki sıradan, yanlış anlaşılma sıradan derken, yani işte bir kurultayda genel başkan adayı kimliğinin ötesinde artık kendisine verilen bir Cumhurbaşkanı adaylığı, ne diyeceksek ona, onu öne koyuyor. Onu da kullanarak bir üst perdeden, yani sıradan bir aday, bir rakip değil, evet. Ben artık Cumhurbaşkanı adayım. Yani ben değil, onu mesela kuru şey yapacak diyor, onu örgüt yapacak diyor. Artık böyle ben yokum demiyor, ben yarışmayacağım demiyor. Ben zaten şey bunu zorlayacak diyor, süreç bunu zorlayacak diyor. Bence şu anda neticede şöyle bitireyim. Klasik daha önceki işte Kılıçdaroğlu'nun karşısına aday olarak çıkmanın ötesinde gerek kamuoyu, gerekse partinin örgütü ki gördük bu şeyleri, şu anda işaretleri görüyoruz. Bir Kılıçdaroğlu'na bir kuşatma yapmaya çalışıyor. Çünkü parti içerisinde bir harekette bunu yapmaz mümkün değil. Son olarak da her ne kadar böyle bir %30 diye bir gerçek de ortada var ise de malum bu mekanı, böyle bir mekanı başlayacaksa bunu genel merkez başlayacak. Yani Kılıçdaroğlu başlayacak bunu. Oradan dolayısıyla böyle bir çıkış, böyle bir ışık görünmüyor. O bakımdan ben gerek kamu yönünde, gerekse partinin işte parti teşkilatı, parti örgütü nezdinde Kılıçdaroğlu'nu bir zorlamaya, bir kuşatmaya zorlayacağını düşünüyorum. Bu aynı zamanda şunu da getirebilir. Delege yapısını biliyoruz. Yani Kılıçdaroğlu tamamen kendisini garanti alacak, kendisini güvenliğe alacak tabiri caizse bir delege yapısı oluşturdu. Ama bunlar da robot değil ama bunlar da insan yanı sonuçta ve bunlar da olup biteni takip ediyorlar. İstanbul'u örnek verdi zaten gibi. Zekir Bey. Ben bu dönemde işte o delegeleri de Muharrem İnce'nin bir noktada ki az bir fark var aslında bir bakış açısı, görüş, siyasi görüş değişikliğine zorlayacağını düşünüyorum. O bakımdan kısa dönemde gerek kurultay tarihi olarak sürecinin başlaması anlamında gerekse bir kurultay olsa da seçime gidilse ne olur? Ona da geleceğiz. Peki. O da bir başka konu. Tamam. Çok teşekkürler. Aslında tamam. Konya'da 21 kişi ki Konya 21 delege ki Konya 28 delege. Orada 21 kişi çağrı yapmış. Batman'dan çağrılar geliyor. Sakarya'da var. Evet yani birçok yerden bu çağrılar. Çoğalacaktır daha da. Bu kuşatma diye tanımladınız. Bu örgütün umutlanmaya ve başarmaya ihtiyacı var. Evet. Evet. Yıllardır başarı ve umut arıyor. Ki onu biraz ince de gördü diyor, deniyor. Yani. Öyle düşünüyorum ben. Fırsat diye görüyor. Yani var olana göre bir fırsat diye görüyor. Öyle düşünüyorum. Bunda da yanlış bir şey var. Mehmet Bey'den biraz yalnız bıraktığımız için özür dilerim ama aslen çok açık konuşayım. Buradaki fikirler size belki yeni argümanlar üretme olanağı verir, ilham verir diye düşünmüştüm. Buradaki ortak görüş enteresan aslında ve tabii zaten yani o elbette iyi analiz edenler onu söyleyeceklerdir. Bir kurultayla bu iş sorun çözülmez Cumhuriyet Halk Partisi'nde diyorlar. Bütüncül değişimden söz ediyorlar. Bekir Bey öyle dedi. Şu notu da aldım. Nuh Bey'in söylediği ise
muhafazakar taklitçilik kavramından yola çıkarak bir görüş ortaya attı. Böyle taklitçilik yaparsanız bu iş olmaz. Bunun, onu da soracağım, peki alternatifi seçeneği nedir? Sadece buradaki görüşleri size özetliyorum. Bu söyleniyor ama yine de asıl merak edilen tabii o genel merkeze delege kuşatması harekatının nereye varacağı, sizi dinliyoruz. Aslında Ankara'dan gayet güzel gidiyordu. Ben derin bir nefesle başladınız İlahi. Konuşmasından gayet bilgilendim, onu söyleyeyim. İkisine de katıldığım taraflar oldukça fazla. Yani inşallah yanlış anlaşılmam ama CHP'yi biraz şuna benzetiyorum. Şu anda ismini hatırlayamadım. Japonların bir ağacı var. Yani bir yerde tutarsınız odanızda filan. Hep yeşildir. Ama uzamaz. Hep aynı şekilde durur. Bonsai. Yani uzadığını hissetmezsiniz. Aynen öyle. Ben de CHP'nin uzayan bir dala ihtiyacı var. Yani bunu açık açık söyleyeyim. Bu hem Cumhuriyet Halk Partisi açısından oldukça önemlidir diye düşünüyorum. Aynı zamanda Türk demokrasisi açısından da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü 16 yıldır bir parti var. Şimdi 5 yıllık bir iktidar, yani ciddi bir oyla bir iktidar izni, vizesi daha alıyor. Şimdi 5 yıl daha yürütmede yoksunuz. Bunu ekleyin. Bir de Cumhuriyeti kuran bir parti var. Ve iktidar partisine en yakın partinin alternatif olma özelliği zayıflıyor. Yani burada kastettiğim partinin oyunu hangi sahiplerde olursa olsun 22'ye düşmesi. Muhalefet partisinin, ana muhalefet partisinin iktidar olma özelliğinin zayıflaması demokrasi açısından iyi bir şey değildir. Yani hem iktidarın denetlenmesi açısından bakabiliriz buna, hem de toplumdaki o geniş kitlelerin iradelerinin yansıtılması açısından bakabiliriz. Onun için Cumhuriyet Halk Partisi'nin merkez teşkilatının özellikle halkın veya kendisine oy verenlerin bu iradesini iyi hesaplaması gerekir diye düşünüyorum. Bu sadece onlar açısından değil, Türkiye ve Türk demokrasi açısından da önemli olduğunu düşünüyorum. Bunun bilincinde olmaları gerekir. Diğer konuya gelecek olursak, bir dip dalga var. Evet, hep dip dalgadan bahsedildi ama bu dip dalganın CHP'ye ilk önce uğradığı gözüküyor. Ortada bir skor var. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden çıkan bir adayın kendi partisinden %8 yaklaşık fazla oy aldığı. Bu çok ciddi bir oy, onu söyleyelim. Yani milyonların üzerinde ciddi bir oy aldığını görüyorsunuz. Neredeyse bir İYİ Parti'nin %9.6 yaklaşık ona yakın bir oy fazlalığı olduğunu görüyorsunuz. Burada Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren ve oy verme eğiliminde olanların bir değişim istediği gözüküyor. Çünkü bu değişim Muharrem İnce'nin söylemlerinde vardı. Yani bugüne kadar bizim bildiğimiz klasik Cumhuriyet Halk Partisi'nin söyleminden farklı idi. Mesela bir başörtüsü tartışması, bir şeriat falan, bu tür tartışmalar bugüne kadar bizim bildiğimiz tartışmaların dışında farklı bir söylem kullandığını gördük. Ve bunun da belli sonuçları oldu. Şimdi ikinci aşama var. Sayın İnce diyor ki ben karşısına çıkmam. Ama çıkartılırsa da buna da hayır demem. Ben hazırım diyor. Yani ben bu işe karşısına doğrudan çıkmam ama kitle, birileri sen bu işi yapacaksın diye bir alan açtığı zaman, ki biliyorsunuz teşkilat bu işi çözecek eğer hayır derse açıklaması vardı. Burada teşkilat şimdi birinci aşama geçmiş gibi gözüküyor. Bu seçim de ortaya çıktı. İkinci aşama delegenin ne dediği. Yani delegeden bu imza toplanacak mı, toplanmayacak mı? Bu eğer imza benim bildiğim kadarıyla 634 olması gerekir diye biliyorum. Bu toplanır ise merkez teşkilatı buna ne diyeceği. Ama merkez teşkilatı buna direnecek gibi gözüküyor. Fakat benim gördüğüm kadarıyla burada ortaya çıkmış dalganın bir yere tahvil edilmesi gerekiyor. Bunu iktidara tahvil edemediğinize göre, yani Cumhurbaşkanlığını kazanamadığınıza göre, bunu önceki programlarda dile getirmiştim, yine getirmek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bir hareketlenme meydana getireceği kesinlikle ortada. Burada yerel teşkilatın merkez teşkilatı zorlayıp zorlamaması çok önemli. Bir sonuç doğurur mu? Direnecektir. Zaten bunu açık açık söylüyorlar. Bizim gündemimizde bir olağanüstü kurultay durumu yok diye bunu açıktan dile getirdiklerini görüyorsunuz.
Burada bir şey daha ortaya çıkıyor. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun yanlış bir hesap yaptığını düşünüyorum. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı, evet, Muharrem İnce. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayının kazanacağını düşünseydi zaten kendisinin de aday olurdu. Bir anlamda aday olmayarak partinin başındaki koltuğunu korumak, milletvekilliğini korumak, aynı zamanda bugüne kadar hep Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde birkaç defa kendi karşısına çıkmış, genel başkanlık yarışında bulunmuş, kişiyi ve ekibini partinin dışına itme süreci anlamda da kullanmış olabilir gibi geliyor bana. Fakat arada şöyle bir fark var. Muharrem İnce ve ekibi, özellikle Sayın İnce, ilk önce delege içinde, sınırlı bölgede, Cumhuriyet Halk Partisi'nin teşkilatı içinde yarışmak durumundaydı bugüne kadar. Yani seçime kadar, Cumhurbaşkanlığı seçimine kadar. O zaman delegeyi belirleyen Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibi. Bu alan Sayın İnce için dardı. Bu dar alandan çıkamadığı için Sayın İnce, kendisine verilen imkanı, hangi imkanı? CHP delegesi ve teşkilatı dışında bir imkan verildi. Türkiye genelinde bir imkandı bu. Bunu çok iyi kullandı. Hatta işte 40-50 günde, yanılmıyorsam herhalde 106 falan bir miting süreciyle geçirdi bunu. O kendisine Cumhuriyet Halk Partisi içinde verilen dar alanın dışına çıkıp, o alanı iyi kullanarak bu defa oradaki güçle şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin o katı duvarını kırmaya çalıştığını görüyoruz Sayın İnce'nin. Sonuç doğurur mu? Şöyle bir şey olur. Eğer ben sadece o biraz önce girişte bahsettiğim ağaç gibi kalmak istiyorsanız, teşkilat anlamında söylüyorum, sorun yok. Ama iktidar alternatifi olmak istiyorsanız, Sayın İnce'nin ortaya koymuş olduğu veya önünde gitmiş olduğu bu dalgaya bir cevap vermek durumunda kalacaksınız diye düşünüyorum. Çünkü farkındaysanız bir süreç başlattı. İşte bugün Erzurum'daydı. Evet. Yine gençlerin de içinde olduğu bir süreci başlatacağını deklare etti. Ben bunların şu olduğunu düşünüyorum. Eğer ben sizin karşınıza çıkmayacağım ama siz kendi isteğinizde bu yönetimi bana bırakmaz iseniz veya bu genel başkanlığın önünü açmaz iseniz, ben elimdeki tüm imkanları kullanmaktan geri durmayacağım diyor. Sayın İnce'nin mesajı bu teşkilata. Evet. Eğer anladılar ise. Bunu yaparken işte Anadolu gezileri, işte gençlik teşkilatları falan, böyle bir süreç de başlıyor. Bu aklıma şunu getirdi. Erzurum'dan başlayarak tüm illeri gezeceğim. Hem gitmediklerime uğramak istiyorum ve diğerlerine teşekkür babında bir ziyaret. Bu bir ay, bu da bir yürüyüş. Onu söylemek gerekirse bu bir yürüyüş. Bence Ankara-İstanbul arasındaki Sayın Kılıçdaroğlu'nun ortaya koymuş olduğu yürüyüşün sonucunu Kılıçdaroğlu alamadı ama öyle anlaşılıyor ki İnce'nin başlatmış olduğu yürüyüş Cumhuriyet Halk Partisi içinde bir depreme nedeni olacakmış gibi gözüküyor bence. Evet. Sağ olun, çok teşekkürler. Araya gitmeden önce şunu belirtmem lazım. Gerçekten çok önemli analizler aslında ve kullanılabilecek, alıntı yapılabilecek cümleler sarf ediliyor burada. Öncekileri özetlemiştim. Bu kez Mehmet Şahin de, o da aslında Türk demokrasisi açısından değişimin yararlı olacağını söyledi. CHP, Cumhuriyet Halk Partisi'nde ve İnce'nin parti teşkilat kelepçesinden kurtulduğunu, bu kez hem üyeler, parti üyeleri, hem taraftarları, hem seçmenleri, hem de Türkiye açısından o alana yayıldığını, öylesine bir alanla merkezin üzerine yürüdüğünü söylüyor ve adalet yürüyüşünü hatırlatarak, Kılıçdaroğlu bundan pek bir sonuç alamadı ama İnce'ninki de yürüyüştür, o bundan bir sonuç elde edebilir dedi. Dediğim gibi altı çizilecek, alıntı yapılabilecek argümanlarla başladık. CHP'de bu işler yerel seçimlerden önce mi olmalı yoksa sonra mı? CHP ne yapmalı gibi sorularla ikinci bölüme geçiyoruz, yani ara veriyoruz. Thank you.
Cumhuriyet Halk Partisi'ni ele aldığımız, ilk aşamada ele aldığımız programda ikinci bölüme de aynı konudan sarktık ama biraz daha farklı sorularla gideceğiz. Bir de tabii ilk bölümde söylenenlerden yola çıkarak o söylenenlerin oluşturduğu soruları konuklarımıza yönelteceğiz. İkinci bölümde soru, ana soru, CHP'deki değişimin yerel seçimlerden önce mi yoksa sonra mı yapılması? 8 ay var. Hadi diyelim 9 Eylül olsun. Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart 6 ay, 5 ay gibi bir süre kalıyor ki bu da yeterli mi acaba? Ne olur? Bütün bunlar da var. Mehmet Şahin'le başlayalım, sonra buradan alacağız. Ne dersiniz bu sorumuza? Sizce yerel seçimler var. Bu da önemli bir kıstas, kriter, mihenk taşı. Önce mi olmalı değişim, sonra mı? Önce olursa CHP'nin ayağı takılır mı bir yerlere? Ne dersiniz? Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri ve teşkilatının başarı diye ortaya sundukları şeye baktığımızda seçimden önce kurmuş oldukları Millet İttifakı'nı görüyoruz. Çünkü ona vurgu yapıyorlar. İşte hiçbir araya gelemeyeceklerini bir araya getirdik. Bu ittifakı kurarak bir başarı sağladık tarzı bir açıklama. Tabii bunun yanında Millet İttifakı artı Millet İttifakı'nın dışında gözükse de HDP'yi kastediyorum burada. Aslında bu ittifakın dışında olmasına rağmen Cumhuriyet Halk Partisi'nin oraya bir anlamda çalışması veya kanal açması nasıl yorumlarsak. Şimdi niye bunu söyledim? Bu yorumdan sonraki sürece baktığımızda bugün yani seçimden işte yaklaşık diyelim ki bir hafta falan geçti. Peki ortada bugün yapılan açıklamalar hem Sayın Karamollaoğlu'ndan İYİ Parti Genel Başkanı hem de İYİ Parti'den gelen açıklamaya baktığımız zaman Saadet Partisi ve İYİ Parti'den gelen açıklamaya baktığımızda bunun bir sadece seçim ittifakı olduğu ve bunun sona erdiği noktasında bir açıklama. Demek ki artık orada başarı diye sunduğunuz şeyin de bir sınırlı olduğu, bir zaman süreciyle bittiği gözüküyor. Bu bir. İki, ortaya çıkan sonucun Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde ciddi bir tartışmaya neden olduğu gözüküyor. Şimdi burada iki yol yürünecek gibi gözüküyor. Bir, teşkilat şu yönde ısrarlı, sesimizi çıkarmayalım. Önümüzde yerel seçimler var. Şu anda parti içi tartışmalarla uğraşılacak zaman değil. Bakın bir aday gösterdik, bu sonuç oldu, aldı. Sayın İnce'nin başarısından bir anlamda size aday göstermemiz önemli, biz bunu biliyorduk tarzı bir yaklaşım var. Ama partinin aldığı oy ortada. Yerel seçimlere odaklanalım derken teşkilat burada yerel seçimleri kazanmak mı istiyor? Yoksa bu tartışmayla birlikte yerel seçimleri kullanarak İçerideki genel başkanlık veya teşkilat değişimi beklentisini ötelemek mi istiyor? Şimdi bugüne kadar ortada bir teşkilat var. İlk bir seçime girip kaybetmiş bir teşkilat değil bu. Bugüne kadar ciddi şekilde Sayın Kılıçdaroğlu geldikten sonraki süreçte hem Cumhurbaşkanlığı olsun hem genel seçimler hem parlamento seçimleri ve yerel seçimler olmak üzere tabii ki referandumlar da var. Bunlarda etki gösterememiş bir teşkilat yapısı. Bu defa teşkilat bunu gündeme getirirken diyor ki İnce ve tabii Sayın İnce ve Sayın İnce'yi destekleyenler, hayır ortada bir sonuç var. Bu sonucu biz partiye eklemler isek veya benim yorumum bu, onların konuşma ve tarzlarından çıkardım veya bu Cumhurbaşkanlığı sürecinde ortaya koyduğumuz performansı Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut yönetimine tahvil edersek daha iyi sonuç alırız tartışmasıyla gündeme geldiği anlaşılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi eğer bu tartışmayı çözmeden derken hızlı bir şekilde çözmeden, eğer bu şekilde Sayın İnce ve grubu, Sayın Kılıçdaroğlu ve teşkilatı eğer bunu çözmeyip, çünkü burada 9-10 aylık bir süre var Mart seçimlerine, kendi içindeki mücadeleyi devam ettirir ise 24 Haziran'daki seçimlerdeki gibi ne müttefik bulabilir? Halka da şu mesajı vermiş olur. Der ki ya siz kendiniz bir defa bir araya gelip bir çözüm bulamıyorsunuz ki siz ümit olamıyorsunuz geçmiş dönemlerde olduğu gibi. Seçmeni burada küstürebilir veya seçmenin dikkatini
başka noktalara çekebilir. Onun için benim gördüğüm kısa zamanda genel başkanlık ve teşkilat değişimini şeyin çözmesi gerekiyor. Ne onun ismi? Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Bunu çözmeden yol yürüdüğünüzde nereye gideceğinizi bilemezsiniz. Bunu bilemediğiniz için de seçmene ümit veremezsiniz. Benim gördüğüm o. Ama Sayın İnce'nin teşkilattan gelen, yani yerel seçimlere kadar bekleyelim beklentisinin dışında olduğunu ve Sayın İnce kısa zamanda benim gördüğüm kadarıyla eldeki tüm imkanları kullanarak teşkilat üzerindeki baskıyı artıracağını düşünüyorum. Onun da birkaç şeyi var, nedeninin olduğu yorumum. Bir, eldeki ortaya çıkan sonuçla teşkilatta yapamadığı, teşkilat içindeki sağlayamadığı gücü dışarıdan alıp içeriye girmek, bu bir. İki, yerel seçimlerde önemli kentler elden gider ise, bu defa Kılıçdaroğlu bakın benim dediğim oldu diye Sayın İnce'nin karşısına çıkabilir. Bence buna da müsaade etmek istemeyecektir Sayın İnce. Onun için yakın dönemde hızlı bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'nin teşkilatı üzerinde Sayın İnce ve destekleyenleri tarafından bir baskının olacağını düşünüyorum açıkçası. Evet. Teşekkürler. Tam siz söylerken seçmen ne yapar sorusunu buraya yazmıştım. HDP'ye stratejik oy veren, sandık başında binler halinde nöbet tutup müşahitlik yapan, sabahın beşinde sandığa giden, onun dışında mitinglerde coşan seçmen, Muharrem İnce'nin verdiği biraz motivasyonla bunu yaptı. Eğer yönetim değişmezse acaba yerel seçimlerde ne yapar? O da ciddi bir sorun. Biraz nabız yokladığınızda vermem diyenler bile var. Bu sizin alanınız. Gerçi de o daha henüz onları ölçmediniz herhalde. İnce baskıyı artıracak diyor Mehmet Bey. Sizce bu iş, seçim işlerinden anlayan sizsiniz. Yani 5 ay eğer 9 Eylül'de yaparsa, 5 ay eğer yönetim değişirse 5 ay yeter mi? Yani yerel seçimlerden önce olmalı mı? Yerel seçim deyince bu iş değişik, ta belediye encümen azası adayı bile göstermek durumundasınız. Bayağı kapsamlı da bir iş var. Elbette, yani olmalı mı olmamalı mı kısmını CHP örgütü bilecek. Ama sonuçları... Yok, o zaten diyor ki, yani genel merkez diyor ki aman o yerel seçimlerden önce yani olmalı. Olasılıkların sonuçları üzerine konuşabiliriz. Hmm. Şimdi bir ama kısa zamanda çözmekte bir meseleleri var. Doğru. Neden? Hmm. Çünkü eğer bu tartışma uzar ise enerji kaybı. Çünkü CHP en azından önceki diyelim son 5 senedeki bile ya da 2010'dan bu tarafa, şimdi ona bakıyordum. 2010 Kemal Bey'in başladığı andan bu tarafa 4 genel seçim, 2 cumhurbaşkanlığı seçimi, 1 yerel seçim, 1 referandum kaç yapılmış. Etti? İki referandum, iki cumhurbaşkanı, 8-9 kere, yani birisini 24 Haziran'da ikisini de yaptığımız için 8 kere sandığa gitmişiz. Ve hep de işte AK Parti ya da AK Parti'nin temsil ettiği blok veya referandumda yanında bulunan blok, işte 51-52'lerde aralarda inişler çıkışlar var ama 51-52'ye bu tarafta da 48-49'da kilitlenmiş bir ülke konuşuyoruz zaten. Dolayısıyla bunu bozmak muhalefetin marifetiyle olur. Şimdi eğer CHP bu tartışmayı kısa zamanda çözemezse, her zaman bütün bu hikayenin içinde bildiğimiz geleneksel CHP tartışmalarına döner bu mesele, ama asıl önemlisi bence 24 Haziran'daki ya da 24 Haziran'a gelen süreçte diyelim daha doğrusu, umut kabarması. Yani ilk defa CHP seçmen profili ilk defa kazanabiliriz heyecanına geldi. Evet. O yüzden de o akşam çok derin bir hayal kırıklığı. Evet. Yani sosyal medyaya dolayısıyla baktığı... asıl Muharrem İnce'nin de bu kadar temkinli gibi davranışının altında veya Kemal Bey'in de ya da genel merkez yönetim ekibinin de biraz daha sakin duruyormuş gibinin altında biraz da o umut kabarmasını yönetme gayreti var. Çünkü o gece yönetemediler. Evet. Yani o geceki mesele ayrı bir şey. Şimdi konumuz o değil ama. Dolayısıyla hatta ama şunu unutmayın. Bir bakın, ateşlediler. Bu kadar umut kabarmasına rağmen sonuç olarak 51,5-49,5. Daha önceki seçimde ya da Ekmelettin İhsanoğlu döneminde, adaylığı dönemindeki seçimde
ya da referandumda hiçbir umut kabarması olmadan yine 51,5-48,5. Yani mesele CHP seçmeni de, CHP yönetimi ve yönetime aday olanları da anlamalılar ki mesele tek başına umut kabarması değil. Onun için bir bütüncül değişme ihtiyaçları var bir kere. Ama yine de güven açısından ya da bir partinin kitlesiyle ya da bir liderin kitlesiyle ilişkisi açısından üç aşamalı güven inşasına ihtiyacınız var. Bir, önce kendi örgütünüzün ya bu adam benim adamım, bu aday benim adayım demesi. İki, seçmen profilinizin bu insan benim adayım ve kazanabiliriz duygusuna gelmesi. Üç, ancak o enerjiyle sokakta karşı tarafın ya bu aday kazanabilir ve yönetebilir ülkeyi veya belediyeyi demesi. Şimdi Muharrem ilk defa CHP seçmen profili hem kendi adayı konusunda bir tatmin duygusunda ulaştı hem de kazanabiliriz umuduna geldi. Son 5 gün işte İzmir mitingi, İstanbul mitingi falan. Dolayısıyla şimdi o umut kabarmasını yönetmekte bir meseleleri var. Dolayısıyla en azından bu nedenle bir kere kısa vadede bu işi halletmeliler. Ama tabii başka da handikaplar var önlerinde. Nedir o? Şimdi bu ülkede öyle bir siyasi partiler yasası var ki eğer bir partinin genel başkanlığını ele geçiriyorsanız her şeyi yönetiyorsunuz. Yani istediğiniz insanın üye olmasını veya üyelikten çıkarılmasını, istediğiniz insanın ilçe başkanı olmasını veya seçilmiş ilçe başkanı görevden alınmayı dahil yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla önümüzdeki yerel seçimde aday olmak arzulayan insanlar, diyelim bugün İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin açıklaması, başkanın açıklaması diyordunuz. Ama başka belediye başkanları da eğer Mart 2019'da belediyeye aday olmak istiyorsa, ulan hani hangisinden yana olsun ki aday yapılabilsin? Çünkü hepimiz biliyoruz ki o aday listesini genel başkan seçecek. Kemal Bey veya Muharrem Bey. Yani ön seçim falan hak getire. Türkiye'deki siyaset tarzı bu. CHP sadece CHP'nin değil, hepsinin böyle. Bu yasaların çerçevelediği, ta 12 Eylül generallerin kurduğu siyasi düzen bu. Dolayısıyla orada siz de olsanız, ben de olsam, Nuh Bey de olsa, Kemal Bey de olsa, Tayyip Bey de olsa fark etmiyor. Muharrem İnce de dedi. Tamam, Muharrem ben olsam ben de bırakmam dedi. Dolayısıyla bir handikap var ortada ve bu duygu bölünmesi ya da tereddütlü hal hem CHP'ye zarar verir, asıl önemlisi CHP seçmen profiline zarar verir. Daha da önemlisi ve benim önemsediğim kısmı budur. Ben hani üç Türkiye diyorum. O seküler kesimin hayal kırıklığı, umutsuzluğu ve ülkenin geleceğine dair olan kırgınlığı ve kaygıları ve bu nedenle de yönetime veya ülkenin gündelik hayatına dahil olmaktan kaçınma hali hayatımızın her alanında bir sürü problem üretiyor. Kaliteden, eksiklikten vesaire. Halbuki ülkenin sosyal sermayesi o kesimde. Dolayısıyla onların yeniden bu ülkenin hayatına dahil olması ancak CHP üzerinden olabilir. CHP'deki değişime bu nedenle ihtiyacımız var. Konu da iktidarında yapması. Evet, yani dolayısıyla CHP'deki değişime ve sadece programatik veya örgütsel veya genel başkan değil, siyaset tarzındaki değişime de bu nedenle ihtiyacımız var. Ülkenin sosyal sermayesinin hayata dahil olmadığı bir ülkede neler olduğunu işte sokaktaki otopark mafyasından asfalt kalitesine kadar hayatın her alanında karşılaşırız. Mesele tek başına iktidar meselesi, iktidar olup olmaması veya bir partinin onu yapıp bunu yapamaması meselesi değil. O nedenle ben daha geniş bir perspektiften bakarak CHP bu meseleyi olabilen en kısa sürede ve kendi içinde uzlaşmayla gerilimsiz halletse ülkenin daha yararına diyorum. Çünkü bir yandan da umudum eğer Türkiye'de benim şu üç Türkiye tespitim gibi eğer kimliklere sıkışmış ve kimlikler üzerinden kutuplaşmış bir Türkiye tespitim doğru ise bunu kırmamız lazım. Bu CHP'deki bu değişim hamlesi AK Parti'yi de tetikleyebilir. MHP'yi veya İYİ Parti veya HDP'yi de tetikleyebilir. Yani birinin başlaması ve öbürlerini de zorlamasına ihtiyacımız var. Dolayısıyla bu değişim hamlesi ancak AK Parti'den veya CHP'den gelirse diğerleri bundan etkilenebilir. Bekir Ardıl'dan da notu aldım. Önemli. Bir kere bütün konuklar Cumhuriyet Halk Partisi'nde değişimin çeşitli açılardan ülke için yararlı olacağı görüşündeler. Demokrasi dendi. AK Parti'nin kendine olan özgüvenini biraz törpülemesi dendi. Daha aktif olması dendi, iktidar için bile oğlum dendi. Şimdi de Bekir Ağar'dır diyor ki ülkenin dinamo nitelikli itici sosyolojik
tabanı biraz CHP'de değişim olursa ondaki bu atalet, kırgınlık, hayal kırıklığı hayata dahil olma konusu da ortadan kalkacaktır diyor. Nuh Albayrak'a gelirsek bütün bu konuşulan yerel seçimden önce mi sonra mı ama ben onun yanına CHP ne yapmalı sorusunu ekliyorum. Ben bir kere Muharrem İnce'nin çok kısa vadeli bir hedef belirlediğini düşünüyorum kendisine. Dikkat ederseniz bu işte yeni yürüyüş olarak nitelendirdiği yeni illeri dolaşmayı yeniden Cumhurbaşkanlığı adaylığına endeksliyor. Yani ben Muharrem İnce'nin bir sonraki Cumhurbaşkanlığı seçimine CHP lideri olarak, genel başkan olarak aday olmayı hedeflediğini düşünüyorum. Evet. Dolayısıyla yani şu andaki kısa vadede şu anda bir kurultay yapılsa muhtemelen gene Kılıçdaroğlu çıkabilir orada. Ama bu kesinlikle Kılıçdaroğlu'nun oradaki şeyinin çok sağlam olduğu anlamına gelmiyor. Çok görece bir şey çıkar ortaya. Olursa değişim tabii ki şart. Yoksa seçmen hepten küser gibi geliyor. Bilmiyorum. Elbette. Hayır hayır ben... zaten seçmenin iradesi değil o dediğimiz şey. Yani bahsettiğimiz delege yapısından Kılıçdaroğlu çıksa bile bu yeni bir kaos getirir zaten. Yani ya bölünme getirir ya da yepyeni bir kaos getirir. Ama ben Muharrem İnce'nin tekrar söylüyorum asıl hedefinin bir sonraki Cumhurbaşkanlığı seçimine CHP genel başkan olarak katılmak olduğunu düşünüyorum. İki, evet gerçekten CHP'nin bir tavır, bir tutum değiştirmesinin ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Türkiye için önemli olduğunu düşünüyorum. Taklitçi olmamak koşulu. Olmaması gerekiyor. Nedir aslında? Ama zaten oradan bir sonuç alamayacak yani alamaz. Aslı var. Çünkü yani. Çünkü CHP yönetiminin bir tavır değişikliği bizzat onların da hepimizin de şikayetçi olduğu işte ayrışım ve kutuplaşma falan denilen konuda çok önemli bir adım olacaktır. Çünkü CHP önemli bir kesimi etkiliyor ve şu ana kadar hep olumsuz, negatif etkiliyor. Bunu sakın kimse işte AK Parti politikalarına uygun olmadığı için negatif söylemiyle nitelendirdiğimi düşünmesin. Hayır, tam aksine ben de alternatif olması gerektiğini düşünüyorum. Sayın İnce belki bizi böyle kategorik olarak ayırıyor hatta işte seçilirse hiç bizi şeye bile almayacağını düşünüyor ama ben ciddi alması gerektiğini düşünüyorum. Yani çünkü biz karşıdan bakıyoruz. Ben bir siyaset bilimci değilim. Ama inanın o kadar net şeyler var ki ben bile görebiliyorum artık yani. Tabii ki elbette. Bakın, estağfurullah diyeceğim. Gerçekten acaba. Ya bakın CHP'nin bir kere, siyaset CHP yönetimini kastediyorum. CHP'nin bir kere bir rahatlaması gerekiyor. Bu çok önemli bakın. Bir rahat, biz arkaya alsan bir rahat nefes alması gerekiyor. Şu bir takım marjinal ve operasyonel şeyleri, yöntemleri bırakması gerekiyor bir kenara. Yani mesela bir örnek vereyim size. Ya seçime 15 gün varken daha başımıza bir şey başladı. Dikkat edin bunlar oy çalacaklar. Ve bununla geldik seçime. Bizzat Muharrem İnce 50 bin tane avukatı şeye diyeceğim dedi. Orada yatın dedi vesaire. Ondan sonra kendisi kayboldu ayrı bir konu. Ne oldu peki? Bak bugün sonuçlar açıklandı. Ne oldu? Ne oldu bu iddialar? Her seçimde biz bunu yaşıyoruz. Eğer bu doğru ise böyle bir tespitleri varsa neden bunun peşinde değiller şu anda? Neden sonuna kadar bunu gitmiyorlar? Neden her şeyi ortaya çıkarmıyorlar? Değilse, bu bir seçim argümanıysa bunları artık bırakmaları gerekiyor. Bunlar çok basit şeyler. İki, çok önemli. Seçim akşamı Bekir Bey söyledi bunu, evet. Çok önemli, bakın. Bunu bakın, çok önemlisi, önemsiyorum. CHP'nin yeniden milleti keşfetmesi gerekiyor. Millet tekrar yeniden keşfetmesi gerekiyor. İnanın, bu CHP'nin uyguladığı yöntemlerin çoğunu millet bıraktı artık. Her kesimle keşfetmesi gerekiyor. Zaten sadece şu kesimi hedeflemesi diye bir şey olamaz. Yeni sistemde bütün yani milletin tamamını %100 hedef alması gerekiyor ki %50 artı 1 alabilsin. Ortak paydalar çok önemli. Şimdi dediğim gibi şeyi annen tekrarlıyorum. Şimdi zaten muhafazakarlık veya çok önemli bir başlık daha. Bakın muhafazakarlık. İki, milli ve yerli olmak. Milli ve yerli olmak sadece AK Parti'nin tekelinde olan bir unsur mudur, bir mefhum mudur? Bunu bu şeyi tekeli yıkmalı CHP. Yani tabii slogan olarak aynı şeyi söylemeyecek belki ama... Elbette canım, onu kastetmiyorum. Tabii, tabii. Mesela bakın çok önemli bir şey. CHP, milleti keşfetmeden kastım şu. Mesela terörle mücadele konusunda Afrin Harekatı, Zeytin Dalı, efendim Fırat Kalkanı, buralarda milletin aynı durduğu yerde duramadı CHP. Neden? Sadece ve sadece mevcut iktidara veya Erdoğan'a düşmanlık için veya ona karşı bir şey oluşturmak için. İlla buna kendini zorlaması gerekmiyor ki. Bir önemli yanlış daha. CHP'nin
kişisel yani bireylere düşmanlık veya birey hedef alan politikaların yerine söylemleri, mefhumları, politikaları hedef alan bir politika geliştirmesi gerekiyor. Bu çok önemli. İki, demin şeyi biraz daha açayım. Millet keşfetmiyor meselesini. Her kesimin kendine öyle bir muhafazakarlık veya bir milli duygusu vardır. Yani şunu diyebilir miyiz? Arfin Harekatı'na veya Türkiye'nin terörle mücadelesine veya Türkiye'nin darbeyle mücadelesine sadece şu kesim katkı sağlar veya bu kesim karşıdır, şu değildir. Bu çok saçma bir ayrım olur. Ama CHP bu nabzı tutamadı şu ana kadar. Onun için şunu söylemeye çalışıyorum. Evet, Muharrem İnce'nin o ben de muhafazakarım, ben de inanan biriyim anlayışı doğru bir şeydi ama onun sunum biçimi yanlıştı. O yanlıştı. Tekrar söylüyorum, muhafazakar illa camiye giden anlamına gelmez ki veya milli böyle bir şey yok ki. Yani neden AK Parti seçmenini taklit etmeye çalışıyor ki? Her kesimin kendine göre bir anlayışı var. Orayı yakalaması gerekiyor. Siyasi kesim olarak AK Parti'nin bulunduğu kesimden Bekir Bey'in bahsettiği o kesimi hedeflemesi lazım bence. İki, ama söylem olarak da kendine göre o kesimi hedefleyecek bir söylem geliştirmesi gerekiyor. Son bir cümle söylemek istiyorum HDP konusunda. Mesela onu da örnek vermek istiyorum. Milleti keşfetmesi derken şunu söylemeye çalışıyorum. Biz şimdi HDP'yi meclise taşıdığı için bu çok yanlış yaptığını düşünüyoruz. Yazıyoruz, sürekli söylüyorum ben bunu. Ve enfeksiyonlu bir şey yaptığını düşünüyorum, söylüyorum. Bu dönem boyunca HDP'nin ortaya koyacağı her türlü olumsuz tavır CHP'ye faturası çıkacaktır, çıkmalıdır yani. Ama aynı CHP, şimdi Sayın Kılıçdaroğlu övünüyor ya, çok kısa bitireceğim. Hı hı. İşte HDP'yi meclise taşıdık diye bunu biz yap, onu açık açık söylüyor. Evet. Ama aynı CHP, HDP'ye başlangıçta, kardeşim siz eğer meclise girecekseniz, terörle mücadele konusunda veya terör konusunda bir PKK ile karşı aranıza bir mesafe koymanız lazım. Bir milletin şeyini hissiyatını anlamanız lazım. Evet. Bunu yapacaksanız eğer mecliste bu yönde bir politika geliştirecekseniz biz sizi destekleyelim. Türü bir şey yapsaydı, tavır koysaydı, ondan sonra onu meclise taşımaya karar etseydi, peki, bu başka bir şeydi. Peki. Ama hiç böyle bir söylem yapmadı şey. Tam aksine sürekli olarak seçime giderken biz Öcalan'ı kurtaracağız şeyden dediler, özgürlüğe kavuşturacağız dediler. İlk işimiz terörle mücadeleyi kaldırmak dediler. Bu HDP'yi taşıdığı için bu başka bir şey. Anladım. Araya gidelim, epey geçtik ama kesmek istemedim galiba. Yok, lütfen. Aranın ardından ya yeni başlığı sil baştan açacağız ki o 9 Temmuz yeni yönetim başkanlık sistemi ya da buradan kalan kılıç artıklarını oraya taşıyacağız. Yakın planda ikinci başlığı açacağız. 9 Eylül ile başladık. Hani olası olursa eğer kurultay tarihi diye. İkinci başlık 9 Temmuz pazartesi ama ondan önce konuklara soralım. Bir önceki Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili tartışmadan ekleyecekleri var mı? Bekir Bey, sizin değinmeniz gereken bir konu var mı? Şimdilik en azından yok. Daha bu konuyu konuşuruz çok. Mehmet Bey, siz bir ek yapacak mısınız? Kimsenin... Birkaç cümle ekleyebilirim. Şimdi Nuh Bey'in bir cümlesinden aklıma geldi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına aday olacak kişinin, genel başkanlığına aday olacak kişinin, ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına aday olmak istiyorum, genel başkanı olmak istiyorum söylemi heyecanı öldürür. Elbette ki yapması gereken şu: Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugüne kadar muhalefetteki durumunu göz önünde bulundurduğundan, hep muhalefet olarak kaldığından, kim adaysa Cumhurbaşkanlığına aday olduğunu ve bu konuda etkili olacağını anlatmak zorunda ki orada karşılık bulsun. Hatırlayalım, Sayın Akşener'in açıklamalarında ben Cumhurbaşkanı olacağım, daha öncesine gitmiyorum tavrıyla ortaya çıkmıştı. Şimdi o zaman zaten Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir zaman için genel başkansız kalmadı. Mutlaka bir genel başkanı var. Artık Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül veren seçmenler, teşkilat, Cumhurbaşkanlığına, ki eskiden başbakanlıktı, yani çünkü yürütmenin başı önemli. Bundan sonraki kim aday olacaksa Cumhurbaşkanlığını göstererek ancak o kitleyi belli bir sürece doğru taşıyabilir. Onun için vurgulamak lazım. Burada İnce'nin yaklaşımında
ince bir tavır var. Ben onu görüyorum. Yani ben Cumhurbaşkanlığına adayım, bunu da ben götürürüm tavrının olduğunu düşünüyorum. Evet. Bir konu daha var. Bu tabii Cumhuriyet Halk Partisi bunun içinden ne derece çıkabilir bilmiyorum. O da şu, sistem değişti. Partilerin işleyişi değişiyor. Yürütme değişti. Yani artık biliyorsunuz hükümet etme sistemi değişti. Dili değişti siyasetin. Bunları göz önünde bulundurmaz ise Cumhuriyet Halk Partisi hala bizim bildiğimiz tarihsel kodlarıyla bu kodlarının kötü olduğu yani yanlış anlaşılmasını demiyorum ama sistem değişti. Bu sistemin değişikliğini göz önünde bulundurmayıp hala bildikleri yoldan devam ederler ise kendilerine oy veren kitle hayal kırıklığı yaşamaya devam eder. Bu sistemin değişikliğini göz önünde bulundurarak parti değiştirmek yapmak zorundalar. Zorundalar. Niçin? Sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin var olup olmaması açısından değil, iktidar olup olmaması açısından. Çünkü siyaseti siz İsveç'te yapmıyorsunuz. Türkiye'de siyaset yapıyorsunuz. Kitlenin değişmesini bekleyerek yani geniş kitlelerin hele yeni sistemde %50+1'le yürütmenin başına geliyorsunuz. Siz bir teşkilatı ele geçirip %50+1'in değişmesini bekleyerek siyaset yaparsanız bu sonuç vermez. Eğer bu kitlede belli bir değişimi yapmak istiyorsanız ilk önce siz sistemin değişikliğini fark ederek yürütmeyi elde edeceksiniz ki bir dönüşüme neden olacaksınız. Bunu göz önünde bulundurmayıp hiçbir şey olmamış gibi tavır takınmaya devam ederler ise bence buradan bir sonuç çıkmaz gibi geliyor. Çok teşekkürler. Söyledikleriniz epey şey hatırlattı. İnce'nin bugünkü bir demeci var. Erzurum'dan başladı malum. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne gözünü dikmezsen İzmir'de sıkışıp kalırsın diyor ki. Çok bu güzel. Sizin bu zamana kadar söylediklerinizi destekleyen bir cümle. Türkiye, Çankaya, Bakırköy, Karşıyaka, Kadıköy, İzmir'den ibaret değildir de diyor bu arada. Mehmet Bey'in söylediği çok önemliydi. Çünkü daha önce onlar parlamenter sisteme geçişi de bir vaat olarak koymuşlardı. Artık herhalde onu bir daha tekrar gündeme getirirler mi bilmiyorum. Pratiği de yok onun aslında. Evet. Yani iki cümle söylemek istiyorum. Lütfen, lütfen. Özür dilerim izin verirseniz. Var, zamanımız var. Şöyle, zaten için özü o. Yani bir kere bu sistem değişikliğini kavramalı. Ben az önce işte 50+1'i hedeflemeli derken bunu kastediyor idim. İki, şimdi bu sistem değişikliği Türkiye'de şuna zorlayacak siyaseti. Az önce söylemeye çalıştım. Şu anda belki bu görülmüyor ama neden ittifaklar oluşturuluyor? İttifak yapmak zorunda kalınıyor. CHP başlangıçta buna karşıydı ama ittifak yapmak zorunda kaldı. Bunun sistemini zorluyor. Bu aynı zamanda bu süreç iki büyük partiye de zorlayacak siyaseti. Şu anda bence Türkiye'de ikinci büyük partinin sancısı var. Evet. CHP bu değişimi yaparsa, yani bu illa ana muhalefet diye bir isim konulduğu için bu CHP'nin tek elinde değil. CHP bu değişimi sağlarsa ama genel başkan değişikliğini değil, köklü değişimi sağlarsa bu çok büyük bir şans var CHP için bu bakımdan. Sağlamaz bunu kaybedebilir. Bu da şu önümüzdeki dönemde parlamentoda CHP'li vekillerin ortaya koyacağı tavırın ben belirleyici olacağını düşünüyorum. Daha önceki gibi marjinal, sürekli işte iktidarın yapmaya çalıştıklarını engellemeye çalışan, işte taş koymaya çalışan klasik yöntemi bırakıp gerçekten olumlu şeyleri destekleyen, olumsuzları ne olumsuz olduğunu ortaya koyan, daha önde giden, iyi şeyler varsa bunu desteklemeye çalışan falan bir şey ortaya koymalı. Yani kodlarını değiştirmesi gerekiyor CHP ve bunu da bence parlamentoda başlatmalı bunu diye düşünüyorum. Evet, 25. dönemi hatırlattınız bana. Yani orada Türk Ticaret Kanunu, Türk Ceza Kanunu, bütün bunlar birlikte çıkardılar. Öylesine bir hava vardı. Bakın tekrar söylüyorum. Bu sistemde artık parlamento iktidarların tek elinden kurtulmuş durumda. Dolayısıyla işte daha önce ne oluyordu? Yani adına parlamenter sistem ne derseniz deyin. Bütün kanun tasarıları, teklifleri bakanlar kurulundan geliyordu. Genel başkanların listeleri, aday listeleri belirlemesine rağmen mi bunu söylüyorsunuz? Ama bakın şu andaki mesela... Her milletvekili milletvekilliğini bir anlamda genel başkanına borçlu görüyor. İnanın şu andaki parlamento yapısı, şu aritmetik bana göre daha özgün bir şeye son derece müsait, olumlu. Yani o AK Parti'nin işte 301'in üzerinde olmaması...
bir genel anlamda zaten bir partileri bile bir diyaloğa zorluyor. Bunun yanında bundan sonra biz şunu göreceğiz. Bakın ne olursa olsun toplumun ortak meseleleri işte konuşuyoruz, tartışıyoruz. Günlerde şeyi tartışıyoruz. Evet. Veya kadınlarla ilgili, kadınlara şiddet. İdam bile günlük. Kadınlara şiddet, idam neyse bunlarla ilgili konular veya işte toplumsal meseleler geldiği zaman meclise parti ötesi bir şey ortaya konabilir. Ve bunlar Türkiye açısından yeni bir dönemin başlangıcı olabilir diye düşünüyorum. Evet. Burada yani tabii biliyorum devam edecek bu. Devlere evet. Ve Mehmet Hoca'ya. Şimdi mesele sadece CHP'nin veya muhalefet partisinin iktidar partisiyle ilişkisi üzerinden tanımlamak doğru değil. Kaldı ki Afrin'i destekledi CHP. Yok ben onu desteklediğini düşünmüyorum. Çocuk tacizi konuşuyoruz. Çocuk tacizi meselesinde CHP'nin iki tane önerisi var. Seçim barajı konuşuyoruz. Seçim barajı konusunda CHP'nin 4 kere meclise yasa teklifi var. Yani ben şimdi bilemem o kadar detayını ama yani mesele CHP muhalefet olarak parlamentoda her şey muhalefet etti değil. Tam tersine o ayrı tartışma. Asıl CHP'nin ihtiyacı olan zaten sadece AK Parti ile veya... Ya da bu algıyı oluşturmamak bakın. Değil. Asıl kritik mesele toplumdaki farklı kümelerin, farklı sosyolojik, kültürel veya ekonomik kümelerin ihtiyaç ve taleplerinin farkında olmak. Onların ihtiyaç ve taleplerine de cevap üreten siyaseti savunmak. Mesela tek başına AK Parti ile ilişkisi meselesinden ibaret değil. Zaten o duyarlılıkların farkında olsa ve o duyarlılıklara cevap üreten bir kapsama alanı programı tanımlasa zaten o zaman evet iktidara da talip olur. Çok yani, özür diliyorum. O yüzden sadece burada hani sadece parlamentoda hep olumsuz davrandı söylemine itirazım var. Çünkü öyle de değil. Orada çünkü AK Parti'nin de bir siyaset tarzı vardı. Muhalefeti hep bu damgalama pozisyonuna kitlemek için CHP'den öneri ne geldiyse de reddedildi. Şimdi bu gerçeği de kabullenerek konuşalım. Yani, yok ben tam aksine ben CHP şeyi desteklesin anlamında demedim yani zaten bunu. Afrin'i de destekledi mesela. Afrin operasyonunu destekledi mesela. Bekir Bey ben zaten bu yeni parlamentoda işte CHP'nin toplumun şeylerin getirebileceği anlamına dedim evet. Özgün bir şey var diye. Ama toplumun başka duyarlılıkları var ve tamam. Onları anlaması onları lazım. Onları kastediyorum. Onları anlamadığı sürece olmaz. Ben onu kastediyorum zaten. Yalnız Afrin'le ilgili onu katılmıyorum. Afrin'le sadece başlangıçta biz de Afrin harekatını destekliyoruz dediler ama ondan sonraki bütün adımları gerek partideki diğer yöneticilerin ve gerekse Kılıçdaroğlu'nun Afrin harekatını zaafa uğratan yöndeydi. Onu söylemek isterim. Yani ben hani haksızlık etmeyelim diye söyledim. Bir de tabii algı meselesi yani... var. Her ne kadar medyanın kendilerine olan ilgisinden şikayetçi olsalar da aslında stratejik açıdan bunu yapabilirler. Mesela medya kaçınılmaz olarak meclisteki gerilim laflarına, o gündem dışı konuşmalarda yapılan atışmalara falan filan odaklanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığı bir takım girişimleri, önerileri geri plana, arka plana atabiliyor. Halbuki çünkü siyaset tarzı olarak AK Parti de böylelikle zaten... siz bunu demek zorunda kalmayabilirsiniz. Tamam, yani çünkü gündemdeki bu konuştuğumuz kutuplaşmalar, gerilimler ve bir yerlere kilitlenmiş olmak tek başına bir partinin meselesi değil. Bunda iktidar partisinde büyük payı var ve orada iktidar partisi özellikle CHP'den gelen her öneriyi de mecliste bloke etti. İster çiftlik bank yolsuzluğunu soruşturmayı reddederek, ister çocuk tacizi meselesinde CHP'nin iki önerisini reddederek, ister seçim barajı konusunda 3 kez CHP'nin hamlesine hayır diyerek. Yani dolayısıyla mesele tek başına CHP'nin kabahati evet, meselesi değil. Pekala. Gelelim 9 Temmuz'a. Aslında yani pek kendini böyle hissettirmiyor ama biz 9 Temmuz akşamı, ya da yemin anından itibaren başkanlık, yani biz ona cumhurbaşkanlığı, hükümet sistemi falan diyoruz ama hayır başkanlık sisteminin hem de keskin olanı yaygın kanaate göre buna geçiyoruz. Yemin töreni 9 Temmuz'da mecliste olacak. Anayasanın o maddesi değişmedi. Ben baktım mülga görünmüyor orada. Meclis önünde yemin eder diyor. Yeminini de değiştirdi. Mer'i hali. Evet, evet. Ve Beştepe'de de yalnız bir tören var. Hem bir basın toplantısı hem de bir tören olacak orada. Böylelikle başlayacak. 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı kararnamesini bekliyoruz. Bu arada uyum yasaları daha önce alınan yetkiye istinaden çıkmaya başladı. Bu bir eleme. Bütün bir mevzuattan başbakan, bakanlar kurulu vesaire bağlantılı kelimelerin hepsi eleniyor. Onlar halloluyor.
Bir de tabii çok üzerinde durulmadı ama ben bugün 13 bülteninde acaba dedim fazla mı üzerinde durdum bu konunun. Anayasa değişikliği 9 Temmuz'da yürürlüğe giriyor. Biz 17 Nisan'da oyladık ama bazı maddeleri hemen yürürlüğe girdi. Asıl 50 madde. 50 madde değişiyor. 50'den fazla. Bunların 21'i tamamen kalkıyor. Yani şu anda Anayasa Mahkemesi'nin sitesine girin. Orada mevzuat. Mevzuattan da anayasa maddesine bakın. Hali hazırda eski anayasa. Buna değişiyor. Ama yığınla maddede mülga işareti var. Bu kalkıyor, bu kalkıyor, bu değişiyor vesaire. Anayasanın mahkemesinin yapısı değişiyor. Daha neler var? Mesela kanun hükmünde kararname diye bir şey unutacağız artık. Hani bugün düzenlemeler onlarla yapılıyor ama 9 Temmuz'da o yok. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi var. Başbakanlık yok, bakanlar kurulu yok. Bambaşka bir döneme giriyoruz. Olağanüstü hali ilanı Cumhurbaşkanı'na kalıyor. Yani o ilan edip o uygulayacak. Onun dışında tabii ki Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine meclis bakacak, denetleyecek vesaire. Böyle bir dönem geliyor ama Nuh Bey sizden başlayayım. Evet. Herkes kabine diyor. Hala bakanlar kurulu, tabii. Bakanlık meselesi önemliymiş gibi bilmiyorum. Önemli tabii de yani orada bir de şu yapıyı bir konuşmak lazım. Nasıl bir şey siz incelemişsinizdir, bakmışsınızdır. Bir bakanlar var. Ben ona bakanlar kurulu diyemiyorum ama evet. Cumhurbaşkanının kendisi bakanlar kurulu diye tanımlıyor galiba. Çünkü ifade anayasada bakanlar kurulu diye bir şey yok artık. O kabine desek kabine biraz daha bakanların arasından dar bir kadro anlamına geliyor. Ne bileyim işte İçişleri Bakanı, belki Genelkurmay Başkanı o kabinede yer alacak vesaire böyle bir şey var. Onun biraz yanında kurullar, tabii bakan. Cumhurbaşkanı, başkan yardımcıları, var, özel kalem ve ofisler ve başkanlıklar. Başkanlıklar, kurullar. Burada bu kurul ne yapacak? Kurullar ne yapacak? Bir sizden değerlendirme gelebilir mi? Yani bir şeye dayandırarak değil ama ben şunu söyleyebilirim. Yani kendi izlenimim, kendi gözlemim daha doğrusu. Sayın Cumhurbaşkanı aslında belli bir süreden beri bu sistemi uyguluyor aslında fiilen. Yani bakanlar kurulu var, başbakan var, kabul. Ama Beştepe'de baş danışman bir anlamda bunu uyguluyordu yönetim biçimi olarak. Evet. Yani anayasaya aykırı bir şey yapıyordu anlamında söylemiyorum. Yani yönetim tarzı olarak zaten bunu bir noktada kadar uyguluyordu. Onun hemen belirteyim o kurulların başkanı da yok. Evet. Başkanları aslında Cumhurbaşkanı. O fiili durum biraz kurumsallaşmış oluyor gibi düşünülebilir. Evet. Bir. İkincisi gerçekten çok önemli bir nokta temas ettiniz. O bakan mefhumunu bizim zihnimizden silmemiz gerekiyor. Bu o makama karşı bir şey tutum değişti anlamda falan evet. Değil. Gerçek fonksiyonunu veya yeni fonksiyonunu iyi anlamak bakımından bunu söylüyorum. Çünkü şu ana kadarki yapısından çok farklı bir yapıya bürünecek. Yani hani bir sekreteriye falan, sekreterlik gibi falan isimlendiriliyor şeylerde, diğer başkan sistemlerinde. Buna benzer bir yapı. Çünkü, ve bunu ben çok önemsiyorum. O bakanlık sayısının düşürülmesi falan, o bürokrasinin azalması bir ayrı. Bakanlık mefhumunun, yani o bakanlık müessesenin değişmesini ben Türkiye'nin yönetimi bakımından çok önemsiyorum. Çünkü geliş süreci bakımından ve yapısı bakımından işte bir siyasi menşei olan bir isimdir bakan sonuçta. Parlamentodaki kabinede oluştuğu için onun bir seçim işte alanı var, onun bölgesi var, onu zorlayanlar var ve hepsinin kendine göre bir hükümranlığı var. Bir sonuçta netice itibariyle orada bir şey ortaya koyması gerekiyor ve bu hem bakanlıklar arasında hem bakan kabineyle başbakan arasında hem kabineyle cumhurbaşkanı arasında birçok konuda farklı bakılmasına ve sistemin yavaşlamasına hatta zaman zaman da tökezlemesine sebep oluyor idi bu yapı. Dolayısıyla bakan derken böyle bir yapı yok artık. Cumhurbaşkanlığı asıl yönetim konusunda asıl yetkili isim. Bu bahsettiğimiz konular ofisler, başkanlıklar ve o kurullar çerçevesinde olgunlaşacak tabiri caizse, olgunlaşacak ve şeklini alacak o irade. Yani halkın seçtiği o iradeden başlayan bu süreç bu kurullarda olgunlaşacak ve bakanlık dediğimiz kesimde de belki uygulanması için ondan sonraki onların devamına giden bürokraside belirlenen politikaların uygulanması veya icrası için. İcra daha doğru bir ifade belki için oraya intikal etmiş olacak. Dolayısıyla daha önceki bir görüş alma veya öyle olmasın böyle olsun türü şey
öyle bir yapı yok artık yani. Evet, sayı 16'ya indi ama biz bile artık belki ileride gazeteciler olarak hep hükümetleri ezberleriz. Bakanlar. Belki de o bir süre sonra o kadar önemli olmayacak bazı isimler. İki, hazine kimdeyse, maliye kimdeyse tabii ki önemli. Ekonomik icra işi kimdeyse evet ama. Burada klasik olarak çok bu 16 insandan bu tarafa konuştuğumuz işte bu yeni sistem ne getirecek, sistemi hızlandıracak, işte daha aktif olacak vesaire, dinamik olacak vesairenin yanında. Ben en önemli olarak gördüğüm şeylerden birisi de işte bu kabine, bakanlık, ne diyeceksek işte o sekreterya her neyse oralara veya bu yapıya daha yoğun biçimde reel sektörlerden katılım olacak. Yani reel sektörler bu Türkiye'nin yönetim sürecinde daha etkili olacak. Şunlar hep yakındık. Herkes yakınıyor buna. Bütün reel sektör yetkilileri yakınıyor bundan. Ya götürüyoruz bir dosya veriyoruz, bakana teslim ediyoruz. Bir bakıyoruz bambaşka bir şey çıkıyor parlamentodan kanun olarak. Acayip bir şey çıkıyor. Değişiyor orada diyorlar. Neden? İşte oradakiler gerek o süreç içerisindeki bürokrasi veya o şey oluşturanlar reel sektörü tanımıyor. Veya reel sektörün, piyasanın problemlerini tanımıyor. Siyasetçiyi bile tanımıyor yeri. Vardı hep. Yani. Aynen. Bunlar ortadan kalkacak bir ölçüde. Ama tabii şöyle de değil. Bunu da en son dile getirip bitireyim sözlerimi. İşte pazartesi akşamı düğmeye basılacak veya şey resetlenecek. Geçişler efendim olacak. Elbette. Ben buna şu dönemi hibrit dönem diyorum. Tamamen bana ait bir ifade. Yanlış olabilir ama tamamen işte başkanlık dediğimiz sistem değil, parlamenter sistem değil. Biraz işte o bürokrasi de yavaş yavaş adım adım bir geçiş. Yani yönetim sistemi olarak geçtik ama bunun alt katmanları var. Yani bu bürokrasi dediğimiz şey, yani unutmayalım ki 650'ye de hala devrede. Ve bu bütün siyasilerin en çok yakınlığı şeydi. Bu hala bu zırh duruyor. Evet. Dolayısıyla bu yapının, bu alışkanlıkların, yani alt kademelerdeki bu alışkanlıkların değişmesi çok zor. Küçük bir örnek vereceğim. Evet. PTT malumunuz özelleştirilmişti. P kaldı. T2T gitti. İşte PTT, eski PTT var ya, evet. O özelleştirilmişti. Biliyorum. Evet. O özelleştirmeden Türk Telekom, yani özelleştirmeden sonra... Telefon ve telgraf. Telgraf zaten kaldı. Aynen. Telefon gitti, posta bir tek ona bakıyor. Yıllar sonra, çok uzun süre sonra işte o CEO'yla bir görüşmemiz olmuştu. Çok ilginç bir şey söyledi. Dedi ki o dönemdeki görevlileri çok uğraştık dedi. Yani kurslar verdik, teşvikler verdik, dönüştüremedik dedi. Yani o zihni değiştiremedik dedi. Böyle bir şey bu. Dolayısıyla böyle bir süreç var. Nasıl yürüyecek bunu bilmiyorum evet. Ama bir dönüşüm süreci var. Bir hibrit dönemi geçecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan da şikayetçi. O da enteresan. Yıllardır beri bürokratik oligarşiden 16 yıldır şikayetçi. Evet. Mehmet Bey size dönersek... Daha önce sizinle bu konuyu konuştuk ama artık giderek biraz netleşiyor. Siyaset bilimi, idare, kamu yönetimi açısından Cumhurbaşkanlığında bildiğimiz o şemayı, yapıyı nasıl değerlendiriyorsunuz? Burada kurullar konusu bir muamma gibi görünüyor. Söylenen makro politikaları üretecekler. Cumhurbaşkanı bunlar içerisinden uygun gördüğünü bakanlık, lara talimat olarak aktaracak. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın seçimden önceki son 2-3 gün önce Perşembe ve Cuma günü farklı televizyonlarda açıklamış olduğu şemaya baktığımızda, açıklamalarına baktığımızda ve daha sonraki bunu destekleyen açıklamalara baktığımızda kurulların şu şekilde bir görev yapacağı anlaşılıyor. Makro planda politika üretim merkezleri gibi ilgili alanlarda kurulmuş, kurulacak bu kurulların makro planda bir politika üretim merkezi. Bunların bakanlığın önünde olmayacağı, kurul başkanlarının olmayacağı, benim takip ettiğim kadarıyla kurul başkanlarının cumhurbaşkanı olacağı ama bu kurullarda birer başkan vekillerinin görev yapacağı şeklinde bilgiler dolaştığını görüyoruz. Ama şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Evet, buralar politika üretim merkezi olarak varlıklarını devam ettirecekler ve ilgili birimlerden ilgili kişilerin yani hangi konuyla hangi kurulsa kişilerin burada toplanacağı, uzmanların burada yer alacağı anlaşılıyor. Şimdi biz bugüne kadar ortaya çıkan yapılan seçimlerden şunu görüyorduk. Sonuç şuydu. Sistem aynıydı. Siyasi parti değişiyordu veya mevcut siyasi parti var oluyordu. Ama bu seçimle
Türkiye ilk defa bir şeyle karşılaştı. Evet, belki yeni bir partide bir değişiklik yok ama sistemde bir değişiklik var. Bu az bir şey değil. Bu devasa bir şey, onu söyleyeyim. Biz ne derece bunun farkındayız bilmiyorum ama hem anayasanın o biraz önce sizin de söylediğiniz maddelerindeki değişim, aynı zamanda hükümet etme sisteminin değişmesine baktığımızda sadece hangi partinin iktidarda olup olmadığı değil, yeni süreçte 16 yıldır iktidarda olan bir partinin nasıl bir dönüşüme neden olduğuna da kafa yormakta fayda vardır diye düşünüyorum. Bu sadece biz yorumcular takip edenler açısından değil, siyaset yapanlar açısından da bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Peki. Evet, biz 16 Nisan 2017 yılında bir referandumu onayladık. Ama o zaman 18 maddenin, ama bu 18 maddenin biliyorsunuz etkilediği maddeler vardı. 3 tanesi hemen yürürlüğe girmişti takip ettiğim kadarıyla. Şimdi yeni seçimle birlikte tamamının yürürlüğe girdiğini görüyoruz. Bu neyi beraberinde getirir? Şunu beraberinde getirir. Bir anlamda bizim bildiğimiz o yürütme ve yönetim sisteminin köklü bir değişikliğe uğradığını kabul etmek gerekiyor. Eğer bu seçimde bunu destekleyenler değil de, bunu derken kastettiğim 16 Nisan referandumunu destekleyenler değil de desteklemeyenler kazanmış olsaydı, mesela Sayın İnce örneğini verebiliriz, bu sistemin nasıl olmayacağını biz görecektik. Nasıl? Çünkü bir hazırlık yoktu. Yani hatta eski sisteme dönüş beklentisi veya vaadi veya eskiyi biz de istemiyoruz. Çünkü eski biliyorsunuz seçmende çok karşılık bulmuyor. Biz parlamenter sistemi istiyoruz ama onu güçlendirilmiş yeni bir yapı oluşturmak istiyoruz diye bir tavırla ortaya çıktılar. Ve ittifakı Millet İttifakı'nda bir araya getiren en önemli argüman buydu. Hazırlık yok, sistem değişti. O zaman biz neyin olmadığını görecektik burada. Ama şimdi bir şey var. Aynı zamanda bu AK Parti başta olmak üzere Milliyetçi Hareket Partisi ama birinci derecede bence AK Parti'nin sorumluluğu, bu ciddi bir sorumluluktur. Peki. 16 Nisan'la halkın önüne sunduğunuz kabul ediliyor. Şimdi biz bu değişimin nasıl olduğunu bize göstermek zorundalar. Hı. Evet, tabii ki bir muhalefet partisini konuştuk. Ama şimdi yönetim sistemini belli bir süreçte getiriyorsunuz. Büyük bir değişim var ki Sayın Cumhurbaşkanı bunu detaylı bir şekilde ortaya koydu. Yeni kabine ile birlikte biz yeni sistemin ne olduğunu göreceğiz. Bu yeni sistemin ne olduğu, verilen mesajlar olumlu sonuç verir ise bu şeyi etkiler. Yerel seçimleri etkiler. Hmm. Olumlu etkiler bunu destekleyenler açısından. Ama burada olumlu sonuç verme noktasında toplumda soru işareti oluşursa bu da olumsuz etkiler. Bunu da görmek gerekir diye düşünüyorum açıkçası. Buyurun, çok bir şey daha var. Biraz önce atladım ama çok kısa söyleyeceğim. Değerli dostlar konuşurken, değerli konuklarımız, aklıma bir şey geldi. Belli dönemlerde özellikle AK Parti'nin Saadet Refah Partisi'nden ayrılıp ortaya çıkması, kısa dönem muhalefet partisi olarak görev yapması ve ilk geldiği yıllarda diğer partilerle AK Parti'yi belli bir odak noktasına doğru iten bir çıpa var idi. Yani o çıpa Avrupa Birliği çıpasıydı. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Çünkü Avrupa Birliği süreciyle birlikte ister iktidarda olsun, ister muhalefette olsun, o çıpaya bakarak aynı noktada belli süreçte hareket ettiler. Ama benim gördüğüm kadarıyla şimdi partilerin aynı çizgide, özellikle mainstream diye bizim açıkladığımız ana akım konularda, önemli konularda birlikte hareket etmesini sağlayan önemli bir çıpanın olmaması, burada ben buradaki partileri siz bu çıpadan uzaklaştınız diye değil, buradaki kişisel görüşün çıpa çekim özelliği olmaktan çıktı. Onu da belirteyim. Bu Türk siyasetini etkiliyor. Ama Bekir Bey'in dediği işte Cumhuriyet Halk Partisi Afrin operasyonunda destek verdi falan diye.
Benim görüşüm orada şu, seçim süreci yaşanırken Türkiye'de belli bir anlayış, buradaki kastettiğim milliyetçiliğin daha görünür hale gelmesi, Afrin operasyonu ve Fırat Kalkanı'nda, özellikle Afrin'e baktığımız zaman daha yakın, daha hatırda kalır, Cumhuriyet Halk Partisi desteklemek zorunda kaldı. Burada Sayın Öztürk Yılmaz'ın açıklamalarını unutmayalım, diğer temsilcilerin açıklamalarını Peki. unutmayalım. Normal bir milletvekili değildi. Burada yeterli desteğin verilmediğini ama seçim sürecinden dolayı destek veriliyormuş tarzı bir tavır takınıldığı algısı var bende. Veya bende böyle bir sonuca ulaşıyor Peki. partinin tavrında. Çok teşekkürler. Yine bir konunun notunu aldım. Yeni sistemin ne olduğunu iyi anlatamazsa ve olumlu bir sonuçta seçmen nezdinde elde edemezse bu yerel seçimleri etkiler dedi. Bekir Bey izin verir misiniz? Bir araya gidelim de Tabii. kesmeyeyim, rahat rahat alayım görüşünüzü. Yakın planda son bölümde 9 Temmuz'u ele alıyoruz. Bir de 7 Temmuz'a geleceğiz. 7 Temmuz'da da mecliste yemin var. Evet. Meclisin yeni yapısı. Bugünlerden verilen demeçler var. Enteresan, İyi Parti'nin bir çıkışı oldu. MHP'ye mahkum olma canım. Biz de buradayız evet. gibisinden. Bu da enteresan ama önce 9 Temmuz yeni yönetim sistemi. Bekir Bey size neler düşündürüyor, ne görüyorsun? Yani evet, biraz önce Mehmet Bey de söyledi ki çok doğru söyledi. Bu sistemi savunanlar bile tam ne olduğunu pazartesiden sonra görmeye başlayacak. Evet. Tabii önce bir işin idari şekli, organizasyonel değişiklik ihtiyacı olan şeyler var ki. Devleti işte bak, yeniden aslında evet, yani bürokratik oluşturacak idari kısmı tabii ki. Bürokratik organizasyon şemasının hani idari dediğim o yapılması gereken önemli bir kısmı var. Ve bir yandan da tabii devasa bir dönüşüm tarafı var. Hem idari tarafından dolayı hem de bizzatihi Tayyip Bey'in tarzından, kişiliğinden de kaynaklanandan dolayı. Yani çünkü hani Tayyip Bey'in her konudaki hakimiyeti, her konuya müdahil olma arzusu, çabası ve çalışkanlığı da tabii bunun paralelinde. Bunun ürettiği bazı meseleler de var. Onun için bir takım organizasyonel düzenlemelerde işte düşünülen, planlanan o kurullarda başkan olmaması gibi meseleler biraz da ona bağlı. Dolayısıyla burada bir kurumsal bir takım değişiklikler var ama asıl zihni dönüşüm meselesi önemli. Yani eğer biz bu tür tartışmaları ya da kurullarda başkan olması olmaması veya başka işte reel sektörden insanların olup olmaması gibi meseleleri, problemlerin her boyutunu veya tarafların ya da ilgili tarafların hepsinin temsil edildiği, her fikrin tartışıldığı zeminler gibi mi görüyoruz? Yoksa sadece yukarıdan aşağıya doğru hani talimatların aşağıya doğru çalıştırıldığı dişlilerin mekanizmaları gibi mi görüyoruz gibi bir zihni mesele de var. Ama bütün bunlar tabii şu anda spekülasyon. Yani sonuçta halk bir referandumda bir karar verdi ve buna göre de seçimler yapıldı. Şimdi pazartesi akşam gerçek süreç başlayacak ve asıl bu deneyim Türkiye için yeni. Bürokrasi için de yeni, siyaset dünyası için de yeni, hepimiz için de yeni. Ama bu yeninin içinde yani bir kere daha söylemek isterim ki Tayyip Bey'in şahsından, tarzından, kimliğinden de kaynaklanan kısımları da var. Sistemden dolayı kaynaklanan kısımları da var. Sonuç olarak da bir parlamenter sistemden ağırlığın merkezi bir sisteme doğru kaydığı bir süreci konuşuyoruz. Onun için nasıl olacağını görmemiz lazım. Bugünden bir şeyim yok. Ama şu kısmına Mehmet Bey'in katılıyorum. Buradaki başarı ya da başarısızlık seçimleri hem de bütün seçimleri. Yani sadece yerel seçim değil, yerel seçimden sonraki olacakları da etkiler. Çünkü 16 yıllık iktidarına rağmen 16 yıldır hem de her seferinde 300'ün yani o günkü sayılarla söylüyorum 320-327 milletvekili olan bir iktidar partisi olmasına rağmen hala bürokrasinin direnmesinden veya bir takım başarısızlıklarda sistemin direnmesinden gibi bahaneler bulmak AK Parti için bir çıkış yoluydu belki. Ama bundan sonra artık hiçbir bahane yok. Hiçbir bahane yok. Onun için başarıda da başarısızlıkta da artık Tayyip Bey ve kitlesi ve Türkiye karşı karşıyayız. Bir de böyle bir gerçek var ortada. Dolayısıyla o anlamıyla yapılacak her şeyin başarısı veya başarısızlığı hem seçimleri hem ülkenin geleceğini de etkileyecek. Çok açık. Çok açık. Dolayısıyla
pazartesinden sonra ne olacağını hep beraber yaşayacağız. Peki parlamento işine geçmeden önce çok kısa alabilir miyim sizden? Belki bilmiyorum bu konuda ek var mı? 7 Temmuz'a geleceğim. Bir cümle söyleyeyim ben. Tabii şöyle bir şey var. Bu bir sürecin başlangıcı sadece. Yani az önce bahsettiğimiz bilgisayar resetleyip yeni program yüklemek gibi değil derken onun da ötesinde ki zaman zaman bu ifade edilmişti. Reformlar sürecinin bir başlangıcı bu. Bu yapılan anayasa değişikliği artık yeni sistemin tekamül etmesi son hali değil. Bu sadece başlangıç. Bundan sonra yeni bir anayasa gündeme gelecek belki bir süre sonra. Yani tekrar o ifadeyi tekrarlamak istiyorum. Bir hibrit dönem yaşıyoruz biz şu anda. Yani bundan sonraki her adım işte başkanlık sistemi veya yeni cumhurbaşkanlığı sistemi bu işte diye değerlendiremeyeceğimiz bir süreç bu. Bu süreç devam edecek. Belki bir süre sonra yeni bir anayasa gündeme gelecek. Tamamen sistem değiştikten sonra belki biz sistem hakkında gerçek değerlendirme yapabileceğiz diye düşünüyorum. Yani bir kere seri kararnameler gelecek, onu biliyoruz. Bir yıl kararname hazır bekliyor ama bir numara kim bilir ne kadar kapsamlı olacak. Yani bizlere de epey önemli işler düşüyor. Uyum yasaları diye bir meselemiz vardı zaten referandumdan beri. Bunun bir kısmı şimdiye kadar parlamentoda yapılabilirdi de. Siyaseti düzenleyen kısmı mesela ama seçim. Öne alındı seçim. Evet, o anayasa değişikliği şöyle bir şey var. Gözden kaçıyor, unutuyoruz. Bakanlık kurmak meclisin işiydi. Anayasa değişikliği o kalktı. Mülga, o da gitti, ilga edildi yani. Yani dolayısıyla şu 1200 kişiye yakın bir bürokrasideki kritik görevden söz ediliyor ya, en azından başkan yardımcıları veya bakanlar. Biraz önce siz de değindiniz konuşurken, hani bakanların ismini belki bilmeyeceğiz. Evet. Aslında bu sistemde bilmemek gerekmiyor. Aslında bilmek de gerekir. 1200 tane ülkenin kaderi, yani burası 81 milyonluk bir ülke. Ama onun için diyorum Tayyip Bey'in kimliğinin ve kişiliğinin de etkisi var bu bakışlarda. Yani yoksa 81 milyonluk 780 bin kilometre karelik bir ülkenin ve bu kadar devasa meseleleri olan bir ülkenin Enerji Bakanı'na da önemli olmaz olur mu? Tabii ki önemli. Hayır, yani, bazılarını ama, diyorum. Tamam ama yani bunu yaratan şey veya işte Nuh Bey'in ya da size ya o bakanların ismini bilmesek de bilmeyeceğiz galiba dedirten şey biraz o Tayyip Bey'in tarzıyla da ilgili bir mesele. Biraz şöyle... Bunun doğruluğunu yanlışlığını tartışmasına girmeyeceğim. Çünkü referandumda halkımızın bir tercihi var. Onun için pazartesinden sonra yaşananları göreceğiz. Peki. Nuh Bey biraz gazeteci şurada şöyle alışverişi yapalım. Yani başkan yardımcıları kim olacak? Hiçbir şeyler dolaşıyor mu? Bakanlar gene de ne olursa olsun biz onu biliriz, onu bakarız bugüne kadar. Onlar kim? Kulis pek de sızmadı yani. Yok. Herkes gönlündekini söylüyor. Bu da çok enteresan. Meselesi... Eskiden biraz böyle bir sardı. Bugün gazetelerde işte valiler vesaire bir vali ismi, bir bakanlık müsteşarı olabilir falan filan ama... Bu tabii çok cazip bir soru ama cevabı çok zor bir soru tabii aynı zamanda. Bir de o var şöyle, cevabı şu açıdan da zor, bir isim verirsiniz. Tabii riskli o zaman, yer. Orada yani işte beni gönül koyuyorlar, nereden çıkardım, ama... beni niye söylemedin gibisinden şeyler de var. Ama bugün bir gazete cesaret etmiş bakan Toto oynamaya başlamaya. Şöyle yapalım isterseniz, yani bu konudaki ifadelerden belki bir yere gidebiliriz, varabiliriz. Mesela bir AK Parti yetkilisinden... belki parlamentodan 3 tane milletvekili bakanlık için ayrılabilir. Bu şeyi fazla komisyonlardaki şeyi fazla etkilemez gibi bir ifade kullandı. Peki. Buradan belki bir 3 kişinin bakanlık için alınabileceği veya bu civarda olabileceği. Hadi buyurun bakalım. Evet. 1-2 diyen de var. Evet. Evet olabilir. Ben ama tekrar şunu söylemek istiyorum. Evet az önce bahsettik. Yeni bir dönem başlıyor. Bilhassa bakan veya o yönetim sürecinde teknokrat ifadesini kullanmak istemiyorum ama reel sektörden çok ciddi anlamda temsilci olacağını düşünüyorum ben. Ki bu zaman zaman Sayın Cumhurbaşkanı da kendisi ifade etti bunu hatırlarsanız daha önce konuşmalarında. İki, Sayın Cumhurbaşkanı'nın az önce başka bir vesileyle bir ifade kullandım ben. Yani fiil olarak zaten bu kendisi zaten yönetim biçimi olarak ya kendi tarzı sistem olarak biraz bunu fiil olarak uyguluyordu zaten bir miktar. Mevcut sistem içerisinde ne kadar olabilirse demiştim ya. O uygulama esnasında uygulanmışlık olan yani deneme yanılma sistemi burada önemliydi. Denenmiş olarak oluşan bir takım mefhumlar, unsurlar, bir takım isimler vardır. Sayın Cumhurbaşkanı'nın zihninde. Evet. Bu şeyde tercihlerde bu etkili olabilir. Yaşanmışlık veya denenmişlik etkili olabilir diye düşünüyorum. Peki.
Şimdi şöyle bir Ankara'ya dönelim. Mehmet Bey'i son başlıkta görüşlerini alalım. Çok bekletmeyelim oradan. Sonra İstanbul'a dönüşte biraz da aslında seçim sonuçları analizlerinde neler var neler yok. Gerçi daha tamamlamamışlar ama belki biraz bize ipucu verir diye umarım Bekir Bey. Çünkü oy geçişkenliğine bakacaklardı. Ne oldu merak ediyoruz ama önce Mehmet Bey'den görüşlerini alalım. Eldeki veri şu Sayın Şahin, Mehmet Bey, o da İYİ Parti'nin yaptığı çıkış. Konya milletvekili eğer MHP ile ittifakta bir sorun olursa biz ve halkın da yararına bir yasa söz konusuysa, parlamentoyu kastederek, elimizi taşın altına koyarız dedi. Genel Başkan Yardımcısı, bu bir milletvekilinin açıklamasıydı ama Genel Başkan Yardımcısı bunu epey sağlam cümlelerle destekledi. Demek ki İYİ Parti'nin böyle bir çıkışı var. Evet, tek yani mahkum olma MHP'ye, buyur gel biz de buradayız dedi. Bu gelen meclis siyasi atmosferine dair ne kadar güçlü bir ipucu, neler olabilir? Şimdi İYİ Parti'nin seçimden önceki amacı şu idi. Bir takipçi olarak bunu söylüyorum. Türk siyasetine tutunma amacı vardı. Evet. Seçimle birlikte İYİ Parti Türk siyasetine tutundu. Yani almış olduğu oya baktığınızda 9.6, belki biraz daha düşük aldığını görüyorsunuz Genel Başkanı Sayın Akşener'in. Ama hitap etmek istediği tabana bakın. Yani ittifak sistemiyle giriyorsunuz, siyasete tutunuyorsunuz, işte 40 küsür milletvekilliği elde ediyorsunuz. Bundan sonra siyaset yapmaya devam ediyorsa, ki öyle İYİ Parti, kendinin oy alabileceği tabana seslenmek istediğini hissediyorum bu açıklamadan. Sadece Konya milletvekilinin açıklaması değil, ondan önce yine birkaç açıklama daha oldu İYİ Parti'den bu anlamda veya bu izlenim verecek açıklamalar oldu. Evet, seçim sürecinde biz Cumhuriyet Halk Partisi ile ittifak yaptık. Bu zaten resmi bir şeydir. Ama bu bitmiştir. Bundan sonra bizim yürümek istediğimiz mecra farklı demek isteniyor. Bu akıllıca bir siyaset kendileri açısından, açıkça bakmak gerekirse. Çünkü söylemlerine, yani hangi partiden daha çok, yani biliyorsunuz Milliyetçi Hareket Partisi'nden kopan bir grubun ağırlıklı olarak kurmuş olduğu bir parti. Tamam, biz merkeze oynamak istiyoruz diyorlar. O zaman burada benim gördüğüm kadarıyla o merkez sağ diyeceğimiz veya sağ diyeceğimiz tabana oynayacak dil kullanmayı kendileri açısından, gelecekleri açısından daha faydalı gördüklerini düşünüyorum. Onun için İYİ Parti'de bir söylem farklılığı önümüzdeki süreçte olacak gibi gözüküyor. Aynı farklılık, farkındaysanız, Saadet Partisi'nde de var. Çünkü siyaset yaptığı taban orada da önemli. Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte yürümenin bundan sonraki süreçte Saadet Partisi ve İYİ Parti'ye ne kazandırır ne kaybeder? Bu soruya en az bizim kadar İYİ Parti'nin teşkilatının ve Saadet Partisi teşkilatının da cevap aradığını düşünüyorum. Farkındaysanız seçim sonucu ile birlikte biz daha çok Millet İttifakı'nın içindeki, resmi ittifakın içindeki, resmi derken bunu bir şey ima ederek söylemeye çalışıyorum. İşte Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin değil, seçim sonucuyla birlikte ittifakın içinde yer almayıp ama gerçek ittifak gibi gözüken, orada Cumhuriyet Halk Partisi ile HDP yürüyüşünü konuştuk. Yürüyüşü derken burada belli noktalarda birlikteliğini konuştuk. Peki bu süreç de devam edecek gibi gözüküyor. Siz bunu devam ettirme niyetindeyseniz, burada Milliyetçi Hareket Partisi'nden kopma, İYİ Parti'nin ortaya koymuş olduğu anlayış ve Saadet Partisi'nin bu resmin içinde yer alarak hitap etmek istediği, siyaset yapmak istediği
kitleyle fazla iletişim kurma zorluğu yaşayabilir. Ben bunun hem sadece Konya milletvekilinin değil, birkaç açıklamaya bakarak seçimden önceki tavrından İYİ Parti'nin makas değişikliğine gitmek istediğini, bu makas değişikliği üzerinden de yeni bir siyaset üretmek istediklerini Peki. düşünüyorum. Bu bir. Bir şey daha söyleyeyim. Ondan Buyurun. Sonra fazla vaktinizi almayayım. Az zaman kaldı. Bu ittifak dağıldı. Bunu açık açık söylüyorlar. Evet, Millet İttifakı. Fakat ortada bir şey var. Bir Cumhur İttifakı var. Cumhur İttifakı'nı AK Parti'de Sayın Cumhurbaşkanı başta olmak üzere yürütmek istediklerini deklar ediyorlar. Bu konuda hassas davrandıklarını görüyorsunuz. Diğer üyesine baktığınız zaman MHP Milliyetçi Hareket Partisi, o da o hassasiyet taşıdığını görüyoruz ki benim de memleketim Kahramanmaraş milletvekili biliyorsunuz. Biz söz söylediğinde hemen genel başkanlıktan alınması. Bunu niye anlattım? Bir şu, Cumhur İttifakı'nı bölmeye yönelik bu ittifakın sahipleri açısından değerlendirildiğinde fitne hareketleri gündeme gelebilir diye düşünüyorum. Peki. Nasıl olur bu? Şu şekilde olur. Bir, Milliyetçi Hareket Partisi'nin temsilcilerine ve tabanına ve teşkilat yönetimlerine ya siz niye AK Parti'nin arkasında gidiyorsunuz söyleminin zaman zaman dile getirildiğini, bunun bu harekatı, bu ittifakı delme hareketi olduğunu, bendeki kanaat bu. Diğer taraftan AK Parti'nin teşkilatına yönelik veya bunun içinde bazı bir şekilde ya siz küçük parti olmasına rağmen veya daha az oy almasına rağmen Milliyetçi Hareket Partisi daha belirleyici gibi gözüküyor diye Peki. hem AK Parti'nin içine hem de MHP'nin içine zaman zaman belli dalışların olduğu anlaşılıyor ama bunun üstesinden gelecek kişiler tabii ki yöneticiler, parti yöneticileri. Evet. Mehmet Bey çok çok teşekkür ederiz bu akşama katkılarınızdan ötürü. Ben teşekkür ediyorum, selamlar. Sağ olun, kolay gelsin, teşekkür ediyoruz. Bekir Bey, şimdi hem ben o işaretleri tanıyorum. Bu işaretler oy kaymasının işaretleri. Ama ne kadarını açıklarsınız? Çünkü bir takviminiz var, yani analizlerin açıklama ama gene de bu söyleyecekleriniz bir de meclisin gidişatını, işleyişini de etkiliyor. İYİ Parti'nin hem oradan bilgi alayım biraz alabilirsem hem de İYİ Parti'nin bu çıkışının ne anlama geldiğini size sorayım. Yani AK Parti ve Cumhurbaşkanı'nın elini rahatlatıyor mu yoksa bir kuvvet olarak meclisin gücünü pekiştiriyor mu? Şimdi tersinden başlayayım izin verirsen. Yani meclisteki yani var olan aktörler üzerinden çok radikal değişiklikler ilk 1,5-2 sene boyunca beklemiyorum. Evet. Ama daha sonrası için evet. Bir sürü tartışmanın olacağı açık. Niçin? Yani şu andaki Milliyetçi Hareket Partisi'nin desteğinin ve AK Parti ve Tayyip Bey'in arkasındaki duruşunun uyum yasaları konusunda zaten bunu Devlet Bey defalarca tekrarladı. Tam destek vereceklerini ve müdahil olduklarını. Onun için oralarda bir sorun beklemiyorum. Ama buna karşılık yine de şunu da söylemek lazım bu çıkarımlara da bağlı olarak. Görüyoruz ki milliyetçi oylarda diyelim İYİ Parti ve MHP gibi bir ayrışma var. O ayrışmanın bir çok kodlayarak söylüyorum hani kolay anlatabilmek için derdimi. Daha hani dindar muhafazakar kitlelere yakın olanlar MHP'de daha seküler kitlelere yakın olanlar diyelim İYİ Parti'de gibi bir konumlanma var sosyolojik tabanlar ve oy potansiyeli illerden, ilçelerden yaptığımız analizlerde. Biz tabii ki bu analizleri çok daha kapsamlı 30 Temmuz'da yayınlayacağız. Ama Çelek Ağacı ekibinin bu ekolojik oy çıkarımı dediği modellemeyi açıkladıkları için çok kabaca neden böyle arada bir zaman var onu da söyleyeyim. Bunlar bu çıkarımlar da hep ilçe sonuçlarından ve NTV'ye gelen Anadolu Ajansı ve YSK verilerinden yapılıyor. Ama sandık sonuçlarına henüz ulaşamadık. Sandık sonuçlarıyla yani 180 bin sandık veya 51 bin mahalle köy sonuçlarıyla aynı modellemenin çalıştırılıp test edilmesi ve teyit edilmesi lazım. Bugün açıldı onlar. İşte ancak edineceğiz ve biz aynı analizler tekrarlanacak falan. Ama il ve ilçe sonuçlarından kabaca milliyetçi blok için söyleyebileceğim şey MHP ile İYİ Parti arasında böyle bir bölünme olduğudur. Sosyolojik anlamda. Ama bunun siyasette aktörlerin tavırları, parlamentodaki aksiyonları üzerinden
değil benim söylediğim. Ben parlamentodaki aksiyonlar üzerinden ilk 1,5-2 sene çok özel, çok radikal değişiklikler beklemiyorum. Ama işte Avrupa Birliği ile tamam mı devam mı gibi örneğin 2020'de önümüze belki de referanduma kadar getirilmesi arzulanacak iktidar bloku tarafından tartışmaların ya da işte Suriye, Irak meselesinde ya da Kürt meselesinde ne yapalım yapmayalım gibi bir meselenin ya da biraz önce Nuh Bey'in de işaret ettiği gibi yeni anayasa tartışmasına sıra geldiğinde o zaman daha radikal tartışmaların ve yer değiştirmelerin veya yeni ittifakların yeni pozisyon peki almalarını olacağını bekliyorum. Dolayısıyla burada sosyolojik kısmı beni daha çok ilgilendirdiği için şunu söyleyeyim. Bir, hemen seçimdeki oy kaymaları üzerinden baktığımız zaman AK Parti 42,5'a inerken yani 49'dan 50'den inerken kaybettiğini MHP'ye doğru kaybediyor. MHP bir yandan evet AK Parti'den besleniyor ama bir yandan da İyi Parti'ye kaybettikleri var. Onun için oy oranı aynı duruyor ama burada temel değişimin bloklar arasında yani ister Cumhur İttifakı, Millet İttifakı diye konuşalım, ister seküler kesim, muhafazakar kesim ve Kürtler diye konuşalım. Benim üç Türkiye tanımım üzerinden gidersek bloklar arasında çok kayda değer büyüklüklerde hareketin olmadığı ama bloklar içinde kendi içinde işte AK Parti ile MHP arasında kaymalar, gitmeler gelmeler 1 Kasım'da da ters olmuştu. MHP'den oraya doğru gelmişti örneğin gibi kaymalar oldu ama bu üç blok arasında çok radikal öyle 1-2 puanın üzerinde büyük değişiklikler olmadı. Dolayısıyla bu Türkiye'deki siyasetin bu kimliklere ve kutuplaşmaya sıkışmışlığını da bir kere daha teyit ediyor. Zaten taşınamaz ve halletmemiz gereken dediğim asıl problem budur. Çünkü ortak yaşam irademiz buradan vücut buluyor ve o zayıflıyor bu kutuplaşmayı sürdürdüğümüz peki sürece. Kabaca bu bulguların temel özeti budur ama sayısal kısmını 30 Temmuz'da Çilek Ağacı'nınkini ama çilekağacı.com'dan herhangi bir izleyicimiz hemen bu grafikleri ve detay açıklamaları görebilir. Konda'nın çok daha kapsamlısı, bunu da içeren çok daha büyük kapsamlısı. Hatta bazı analizler 1950 seçimlerinden başlıyor. Bu tarafa kadar 60 senelik. O açık olacak mı yoksa aboneler? Açık olacak. 30 Temmuz'da kamuoyuna açıklayacağız. Peki, çok her seçim ve referandumun ardından yaptığımız gibi geleneksel sandık peki analizi raporumuzu çok açıklayacağız. Çok az bir zaman kalmış Nuh Bey ama ben de biraz zorlarım. Yok yok ben sizi zorluğuna bırakmak istemem. Şöyle söyleyeyim. Evet bu ittifak kalıcı bir ittifak görünüyor Cumhur İttifakı çünkü ismi daha sonra konulan doğal olarak 15 Temmuz sürecinde oluşan bir ittifak bu. Ama öte yandan bir alternatif gibi de durabilir İyi Parti. İyi Parti. İkincisi İyi Parti de şöyle bir süreç olabilir. Bu bir şey gibi olmasın ama. Evet. Az önce başka bir vesileyle CHP için bahsettiğimiz durum İyi Parti için de geçerli. Yani daha doğrusu İnce için bahsettiğimiz. Genel Başkan parlamento dışında. İki, genel başkan olarak Sayın Akşener'in başlangıçtaki ortaya koyduğu şey, hedefler veya onunla ilgili beklentiyi tam karşılayamadığı kanaatindeyim ben. İyi Parti'nin oluşumuna dikkate aldığımızda önümüzdeki süreçte İyi Parti'de bir lider konusunda bir aynı tartışma gündeme gelebilir. Bu da parti parlamento içerisindeki bu bahsettiğimiz trafikte farklı bir şey ortaya koyabilir. Yani bir yeni bir şey ortaya koyabilir diye düşünüyorum. Yani fokur duyacaklar ama hani bütün böyle bir şey bekliyorum ben. Yani parlamentoda bakalım ne olacak. Bir cümle. Bir cümle. Pardon bir şey diyorum. Yani aslında sene sonra diyorum. Yani hemen kısa var. Belki değil, zaten yani tabii bu bir trafik gerektiriyor. Bir cümle. Seçim sürecinde Cumhurbaşkanının İyi Parti'ye veya Akşener'e hedef alarak doğrudan oraya çok hırpalayıcı, çok fazla şeyler söylememesi de bence adını anmadığı. Anmadı. Başka bir taktik belki o ama evet, yıpranma da olmadı aynı zamanda. Dolayısıyla bu da yani bir şey başlangıcına vesile olabilir veya yapıcı katkı sağlayabilir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz ürettiğiniz argümanlar için, alıntı niteliğindeki sözleriniz, saptamalarınız için. Birazdan Simge Fıstıkoğlu gece bültenini sunacak. Hazır ekip. Bizse bitirdik efendim.